O doğru değil tabii yani. Şimdi geçelim konumuza Zafer. Buyur hocam. Kutsal sandık var mı sence? Yani kutsal sandık diye bir şey var mıydı? Var mıydı dersek var. Eskiden yani. Evet. Eskiden Var. var. Kanıtımız Nereden nerede? Evet. kaldı? Kaynak nedir diye sorulursa zaten özellikle Müslüman olduğumuz için kaynağı oradan verelim. Nereden? Bakara Kur'an'da. suresi Tamam. 248. ayette çok net bir şekilde sandığın varlığından, daha doğrusu o da sandık demiyor tabii, tabut diyor. Varlığından haberdar oluyoruz. Bu doğru. Başka bir kaynakta var mı? Başka bir kaynak ifade edersek, İslam dışı bir kaynak söylersek Tevrat, İncil. İncil'in kendi bugünkü İncil dediğimiz kitapta geçer mi? Geçer. Tevrat'ı kabul ettiği için bir geçer. İncil'de nerede geçiyor? Bir de vahiy bölümünde geçer. Yani İncil'in, Yuhanna'nın vahiy bölümü Orada nerede dediğimiz geçiyor? son kitapta Yuhanna vahiyinin 11'e 19'unda geçiyor hocam. Nasıl bir şey aklında mı? Hazreti İsa ile alakalı bir olay tasvir ediliyor orada. Şimdi Hazreti İsa Hristiyanlara göre bildiğiniz gibi hocam Baba Tanrı'nın yanında. Geleceği saati bekliyor, dönemi bekliyor. Tekrardan işte dünyaya zuhur edecek diye bir beklenti var Hristiyanlık içerisinde. O beklentiyi yaşamış olduğu, artık semada babanın yanında neredeyse diyelim. Çünkü o mekan hiçbir şekilde Belli İncil'de anlatılmıyor, tasvir edilmiyor. Ama tasvir edilen tek bir nokta var. Baba Tanrı'nın krallığının olduğu bir saray var. O sarayın ilgili bir bölümünde sandığın durduğunu, İsa'nın da onu uzaktan gördüğünü söylüyor. Vahide 11'e 19'da aynen bu şekilde anlatılıyor. Yani sandık yeryüzünde değil. İncil'e İncil'e göre, göre evet değil. İncil'e göre gelinen dönemlerden sonra gitmiş gökyüzüne, yani Baba Tanrı'nın katı İsa ile neresi? beraber mi çekmiş? Yok, İsa'yla beraber değil tabi. Nasıl yapmış? Tevrat'la beraber bunu öğrenebiliyoruz. Hatta Kur'an'da da bunun aslında desteği var tabi. Nedir o? Kur'an'da Bakara 248'de ne diyor? Biz bu sandığı Talut'un seçilmişliğinin alameti olarak gönderdik diyor. Evet. Kiminle gönderdik diyor? Meleklere taşıtaraktan getirttik diyor tabutu. Tam öyle demiyor da neyse sen anlat. Yani anlatım bu hocam zaten. Melekler getirecek diyor. Melekler getiriyor, getirdi diyor daha doğrusu. Getirecektir diyor. Orada Yok, anlaşamıyoruz. yok yok getirdi diyor ama sorun nerede hocam? Yani sizin de orada anlaşamadığımız nokta, melekler bunu taşıyor. Yani meleklerin herhangi bir şekilde bünyesinin Bir içinde değil. sandık mesela somut bir nesne. Evet. Orada melekler de bizim bildiğimiz melek soyut. Evet. Şimdi soyut bir şey, somut bir şey nasıl taşıyor? Taşır. Nasıl taşıyacak? Var mı Bu örneği? var tabii hocam. Bir Bugün örnek ver. bile normalde biz neyi biliyoruz? Ver. Bu kitap geldi. Bugün bile biz neyi biliyoruz? Hani şu metafizik vesaire falan filan diyoruz. Bunlar bile şu anda iletişime geçildiğinde diyelim o varlıklarla. İletişime geçildiğinde burada somut bir nesneyi hareket ettirebiliyor mu? Hayır. Ettiriyor hocam. O varlıklar Aa, var mı? var tabii. Nereden Soyut biliyorsun? varlıklar var. Nereden biliyoruz? Varlığın, yani öyle bir canlı türün olduğunu zaten Mesela ins ve cinslerden biliyoruz. cin dediğimiz varlıklar E soyut tabii. var mı böyle? Soyut var. Nasıl biliyorsun? Somuta da dönebiliyorlar tabii ki. Melek de aynı zamanda somuta dönüyor ki peygamberimize çeşitli zamanlarda sohbet İşte esnasında ben onu geldiklerini. söyleyeceğim sana. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar cin olsun, melek olsun hep somut. Tam Hiç somuta soyut ben görmedim. girebiliyor. Evet, somuta da giriyor Yok, zaten. somuta girebildiğini Figür olarak. nereden biliyoruz? Süleyman olayı hocam. Nerede var? Cinleri yönettiği olay. Nerede var? İşte kendi Süleyman'ın hemen ölümünün öncesindeki olaylar. Yok, nerede Hükmettiği ile kaynak? alakalı. Kur'an'da işte. Kur'an'da o kaynak öyle değil ki. Nasıl hocam? Cinleri yönetiyor demiyor ki. Hükmediyor ama işte onlara. İşte Ne onu öyle yapıyor? anlatıyorlar. Tamam, siz nasıl anlatıyorsunuz Ben onu nasıl hocam? anlatıyorum biliyor musun? Tamam. Orada ve şeyatini Evet. Benna ve Gavvas. Ayetin şeyi böyle. Tamam. Şimdi şeytanları da bina yapan Hı. ve derine dalan diye çevirmişler. Şimdi bina yapanlar zaten ne olduğu belli. İşçiler Masonlar, diyorsun. hayır masonlar ve işçiler. Mason Masonlar, tabiri günümüz, yani modern dönem. oradaki masonlar yani onlar da o dönemde de masonları çalıştırıyordu. Masonların Üstad-ı Azamı da Süleyman'ın mimarıydı. Ama bu şimdi Kur'an dışı oldu. Fark etmez. Yani oradan çünkü oradaki ayette anlatılan şey Benna ve Gavvas. Benna bina yapan demek. Bina yapan somut yani. Somut varlıklar Tamam. somut bir şey yapıyorlar. Tamam. Cin suresi hocam. Cin Cin suresi suresi. değil bu. Yok yok hayır. Cin suresini nereye koyacağız o zaman? Çünkü orada cinlerle alakalı İşte atıflar onu yapılıyor ya. anlatırız. Bak Tamam. cinin de mahiyeti Tamam. farklı. Şimdi burada o senin söylediğin ayet soyut hiçbir şey anlatmıyor. Gavvas da şu. Derine dalan dalgıç diye çevirmişler. Dalgıç olarak anlasak bile şey oluyor. Gene somut varlık. Yani denizin dibine dalıyor. Tamam. Ama o dalgıç da değil o aslında. Gavvas, gavs
derin düşünceye dalan, yani dalında uzman olan demek. Sonraki ayette de şöyle söylüyor. Ve ahirine işte diğerleri de, diğerlerinden de bahsediyor. Çatılı birbirlerine zincirlerle bağlı olarak. Hı hı. O zincirlerle bağlı olanlar da orada köle olarak çalıştırdıkları insanlar. Tamam, bunlar hiçbirinde bizim soyut anlamda bir şey yani olmadığını söylüyorsun. Cinle alakalı değil zaten alakalı. O ayet. Tamam, o zaman şu anda dünyada şeytan ve iblisler dediğimizin bir nesli var mı? Nesli var. Tamam, nerede bunlar? Somut. Nerede ama? Bu bizim mesela anlattığımız şeyler var. İnsanoğlunun bir şey, melez bir türü olmuş mudur olmamış mıdır? Görüntüsü aynı insan ama kendisi öykünüyor, ben melezim falan filan, başka galaktik bir sistem. Yani normal insan, yaşayan insan, onları cin diyebilirsin. Veya onların daha önce temas ettik dediği insanlar, mesela Anunnakiler, eski tanrılar. Zaten Kur'an-ı Kerim eski tanrılara cin diyor. Siz cinlere tapıyordunuz diyor. Tamam, ama o dönemde vermiş olduğu örnekleme ne için? Zaten diyor bana tapmıyordunuz diyor işte. Gene hala. Cinlere tapıyordunuz dedi şöyle. İşte soyut varlıklara işte. Soyut değil. Cinler mesela, Araplar neye tapıyordu? Soyut varlıklara. Tamam, soyut işte. Onların heykellerine. Soyut ama. O heykeller. Bunu somutlaştırıyordu. Yok, o heykeller daha önce yaşamış olan eski tanrılar. Yok, yaşamış olan değil hocam. Soyutlaştırıyor. Ya, şeyde mesela. Yunan, atalardan gelen. Yunan mitolojisinde var. Yok, Apollon. Mitolojide ama. Ama işte onlar soyut, soyut hocam. İşte onları bakarsan onlar mesela Sümer metinlerinde, tamam. Sen soyut diyorsun ama o da soyut. Ben öyle anlamıyorum. He. Sümer metinlerinde ben, onlar somut varlıklar. Tamam, yok, ben öyle anlamıyorum diyorsanız ayrı. İnsanlarla tanrıların birlikte yaşadığı anlatılıyor Sümer metinlerinde. Yok, orada da çok farklı ama hocam. Sümer metinleriyle alakalı ilgili o sözde konuyu biraz değiştirdik ama olsun. Tamam, bağlayacağız. Tabii genişten başlamış olduk en azından. Evet. Şimdi Sümer metinlerinde de tanrılar işte Enki, Enlil, işte Anu vesaire, onlara girerken bile tanrılar katında oldukları için onlara canlı formu olarak da farklı bir form biçiyorlar. Ama onu sen kendi söylüyorsun. Yok yok, hayır, onlara da biçiyor. Anlatılan somut ya. Yok yok, tamam. Ama tanrı şöyle, çağırıyor, kurban kesiyorlar, yiyor, tamam, içiyor, tamam. Onları cezalandırıyor, her şey tamam, yapıyor. Tamam, ama canlı form olarak da farklı. Büyük diyor, dev diyor. Sonrasında dev, diyor. Şey, sembolik anlatım. Tamam işte, bu soyuta doğru gidiyor ondan sonra. Sonrasında ya, ne yapıyor? Yorumluyuz. Hayır hayır. Sonrasında ne yapıyor? O dev bir anda bakıyorsun halkın arasına karışmış. İşte. Normal insan gibi oluyor. Ama işte o zaten insan i̇şte. Da. Nasıl onu, dev oldu o zaman? Dev olmuyor. Dev onun anlatıp da, yani dev diye anlatıyor. Tamam. Çünkü onun gücü var. Gücü var. Yani korktuklarından dev dolayı mı? Tabii korktuklarından dolayı. Yani karşısında normal bir insan var. Evet. Ama çok güçlü. Evet. O öyle ama şeyler güçlü yapıyor demiyorsun ki. Niye dev desin hocam? İşte dev onu o anki insanların anlayışı o. Yani dev diye anlatmış onu. Yani o dönemde güç tabiriyle alakalı bir yok, kelime yok mesela mu? Nefilim mesela. Dev bravo. Dediği nefilim. Nedir devler o zaman? Nefilim. Orada? İşte dev dediği yani güçlü insanlar, güçlü yaratıklar. Şu Nuh Tufanı filmi vardı. Russell Crowe'un oynadığı. Filme ben bakmam. Ha, yok şey diyecektim, orada da çok farklı gösterdiler ne filmleri diyeceğim. Hani onunla yani. Beraber düşüneceğiz aynı mı diyecektim ama izlememiştim. Yok, senarist yazmıyor. Benim şeyim şöyle. Sen yok, oradaki kaynak da şey ama işte Enok kitabı. Tamam, ondan. Enok kitabında da aynı şekilde. Yani Enok gidiyor, çocuk doğdu diyor. Bu çocuk diyor acaba diyor galaktik çocuk mu diyor. Bilmem ne mi diyor. Yok diyor senin karından diyor ama diyor nesiller karışmış olabilir, geçmiş olabilir. Nasıl oluyor? Genetik yapısı aynı. İzah ediyor nesiller karışmış, hani Nuh için, hı hı. Nesiller karışmış olabilir ama diyor karından doğdu, hani korkma aldatılmış değilsin falan filan, çıkıyor bilmem nereye soruyor, onu atama sorayım, şuna sorayım, öyle anlatılan şeyler. Anlatılan şeye baktığın zaman şu çıkıyor, yani bir grup insan dünyaya ait değil ama, ama dünya insanlarıyla beraber yaşıyorlar, çok güçlü. Özellikleri var, şeyleri var. Nereye saklanıyor hocam bunlar o zaman? Kendi dünyaya ait değil ama tabii, dünyada bizle beraber yaşıyor diyorsunuz. Tabii işte. Bizle beraber nereye yaşıyor. Nereye sığınıyorlar, saklanıyorlar? Sığınmıyor. Ne kendi yapıyor? Zaten onların ziguratı var, bilmem nesi var, tapınağı var. Orada takılıyorlar, ediyorlar. Şu an onlar. İstesek bulabilir miyiz onları? Şu yani? An bulamazsın. Nerede? Onlar soyu devam ediyor. Neredeler ama? Tamam işte soyu devam ediyorsa bir yerdeler. Avrupa kraliyeti ailesine bakarsın. Tamam, neyine bakacağız ama? Yani kanına mı genetik bakacağız? Genetik yapısına tabii. Hani yani. Maske mi var onu mu çıkaracağız? Yok, mitokondriyal DNA'larına bak. Bakalım. Mitokondriyal DNA'sı. Bakın tamam, o zaman öyle var diyeyim tabii. Hocam. Kim mesela hocam? Onu tek tek şahıs olarak söyleyemem. Ama işte söylemek ama lazım. Araştırma var yapıldı. Yani. Şöyle araştırmalarda şöyle sonuç çıktı. Mitokondriyal DNA'da kadından kadına giderken araştırma yapıldı. Mesela İsrailoğullarının belli bir kesiminde bu daha güzel takip ediliyor. Ve farklı çıkıyor. Kesim tekon. Dediğiniz bir mezhep soyu mu yoksa kabile soyu mu? Kabile de diyemem. Onu o kabileden de üyesi olabilir. Buradan da olabilir. Buradan da olabilir. Ama
çok içindeki çok az bir şeyde. Zaten kendileri krallar soyu diye öykündükleri, mesela onu da şöyle anlatalım. Yani burada kafalar karışmasın. İsrail'de iki krallık soyu var. Bak yine İsrail'e şeye bağlanıyor. Tabii tabii. Bir tanesi mesela Levilerden gelen Musa, Harun, Davut, Süleyman. Evet. Yok, o farklı oluyor sonra. Davut Süleyman ayrı kol. Davut Süleyman aynı koldan geliyor. Ayrı. Nereden geliyor? Yok, Levililerden gelenler Musa, Harun. Tamam. Yahuda'dan gelenler Davut Süleyman. Yahuda'dan gelen. Pardon. Onu yanlış söylemeyelim. Yahuda'dan gelen. Şimdi bir tane de Bünyamin oğullarından gelen Saul. Saul. Şimdi bu Saul'dan gelen koldan. Yani Talut. Talut, ha, Kur'an-ı Kerim'de geçen. Magdalalı Meryem. Bunlar Masonların iddiası yani. Evet, bravo. Ondan sonra Magdalalı Meryem. Buradan da Hazreti İsa geldi. Davut Süleyman'dan. Öyle mi? Yok öyle. Şeyden, Levililerden. Yok öyle. Nereden geldi Hazreti İsa? Hazreti İsa Davut Süleyman'dan gelmiyor. Yani nereden Yahuda geliyor? Soyundan gelmiyor. Nereden geliyor? Hristiyan'ın tezi o. Yok, burada şeyde Hazreti İsa nereden geliyor? Hazreti İsa nereden geliyor hocam? Hazreti Meryem nereden geliyor? Ha, Meryem'den devam edersek Harun'a gider. İşte. Levili'ye gider. O okey. Tamam. Yahuda'ya gitmez. Yani Davut Süleyman'la alakası yok. Şimdi bak, Hazreti İsa bir krallık soyu değil mi? Zaten Hazreti İsa niye Romalılar krallık soyu değil. Kral olduğu için. Yok yok, din adamı soyu, din sınıfından geliyor, Levi soyu. Hem dini temsil ediyor hem de kral. Yani Romalılar onu Yahudilerin şeyi üzerine, o dönemde Makkabi kralları vardı. Tamam. O Makkabi kralları Romalılara bağlı takılıyorlardı. Makkabi zaten bir soy olarak değil, bir rahipti. Aile. Rahipti, isyan çıkarttı. Selefkus krallığı vardı o zaman. Evet. O Selefkuslara isyan çıkarttı falan. Onların soyundan gelenler kral kabul edildi. Romalılar onları iş birliği yaptılar. Şimdi o İsrail halkı onu kabul etmiyor. Kabul etmeyince kral beklentisi var. Mesih beklentisi var. Bu Mesih beklentisi Hazreti İsa geldi. Hazreti İsa İsrail'in kralı. Yani başına taç maç falan bütün o şeyler şeyli var dikenli ya. Taşlar. Dikenli tellerden yani. O kral diye aslında idam edildi. Veya işte zorlandı. Neyse. Ama bu kimin tanımı? Roma'nın iddiası bu. Tamam, Roma'nın iddiası. O günkü olsun. Yahudi'nin iddiası değil. Yahudi zaten bunu reddediyor. Biz kral beklemiyoruz diyor. Yahudi zaten. Biz Mesih bekliyoruz diyor. Tevrat'ta da yok, şeyde de yok. Hı. Ama burada olan olaylar, yani bize anlatılan kitaplarda gelen olaylar şu. Romalıların yapmış olduğu icraat belli. Kral diye. Sen nasıl kral olursun? O da zaten krallığını kabul ediyor. Bunlar İncil'de de var, ayetlerde zaten. Tamam, onu söylüyor ama bu Roma'nın iddiası ama. Yani İsa'nın da değil, Yahudi'nin de değil, İsa'ya inananların da değil. O fark etmez. Ha, yok şöyle yani, ama. Burada bugüne gelmiş bu konu. Tamam, bugüne yani, gelir ama. Kral diye. O çünkü kral soyu. Yani bu neyse, uzatmayalım. Evet. Kral soyu. Oradan giriyor Hazreti İsa. Hazreti İsa Magdalena Meryem'le evlendi. Yani bu Masonların iddiası. Evet. Ondan bir Sara, Sarah'tan soy geldi. Şimdi bu ne demek? Bu iki koldan gelen asil kan soy bu. Onların iddiasına göre. Evet. Şimdi bu nereye bağlanıyor? Giderek bunlar ileride Hazreti İbrahim'e bağlanıyor. Hazreti İbrahim'den nasıl bağlayacağız bunu? Mesela İshak'ın doğumu. Melekler geliyor, tedavi ediyorlar. Kur'an'da da var, şeyde de var. Evet. Melekler geliyor, tedavi ediyorlar. Sara annemize falan. Ha, yani şimdi kısırken çocuğu oluyor. Bir tane şey olmasına rağmen. Ama bu hadise Yahudi tarihinde çok var hocam. Yani kısır yani, olma hadisesi, daha sonra çocuk var, bahşedilmesi hadisesi çok var. Var. Hazreti Yahya bununla alakalı. O, annesi babası. Hazreti Zekeriya'la Elizabeth. Yakup'un karısı şey. Lea. Lea. Rahel. Rahel de var. Onda da var. Yusuf'la. Yusuf'la Bünyamin ondan. Zaten Bünyamin oradan geliyor. Evet. Bünyamin o kısırlık geliyor. Şu. Safkan soyu olduğunu iddia ediyorlar kısırlığın. Neden? Çünkü akraba eviyle gelmiş, bozulmamış gen o. Şimdi burada problem şu. Genetik yapıda bir farklılık. Onu da galaktik sisteme bağlama. Şimdi burada ne konuşuyorduk biz? Eski tanrıların, sen dedin ki bugün var mı şeyler? İşte ben sana onu anlatıyorum bak. Bütün bunlar Avrupa Kraliyeti aile, Maraven sülalesi oradan geldiğini iddia ediyor. Bu iddia doğrudur, yanlıştır. Ya, bu bilemem. Evet, bir grubun iddiası. Bilemem ama. Yani Hristiyan bu iddiayı kabul eder durumda değil. Eder etmez yani. Etmiyor yani. Etmesin, fark etmez. O Hristiyanlığı yöneten de Masonluk. O tamam işte, etse de etmese de. Bir grup, o yüzden bunu reddettiği için Hristiyanların şu anki mevcut 2.4 milyarlık nüfusu bu iddiayı tamamen elin tersiyle ittiği zaten gibi. Zaten Hristiyanlıkta şey var. Köle şey eşittir bilmem nedir falan ayetler var. İşte o yüzden de ne yapıyor? Evet, bunları kabul etmediği için kendi sistemine devam ettiriyor. Kendi sistemini kuran kimse diyelim şimdilik. O sistem orada devam ediyor. Özellikle Katolik dünyasından bahsediyorum şu anda. Evet. Ortodokslar falan daha sonra geliyor. Onlar biraz daha apayrı bir konu. Ama burada
O zaman sorunlardan biri daha doğrusu şöyle olmuş oldu. Şimdi Ayıhsan'da ufaktan bir yine temas edelim. Gideceğiz zaten ben şeyim. Bağlayacağım orayı diyor hocam. Devam edeceğiz. Tamam. Şimdi özellikle yani taallüpten örnek verdiğimiz zaman da ne oldu? Meleklerin soyut olup olmadığına muhtemelen temas edeceğiz. Ben somut diyorum. Somut diyoruz. O zaman o melekler dedikleri canlılar neredeydi de nereden nereye geldiler? Galaktik sistem bunlar meleği alanı görebilirler. Zaten orada anlatılan Kur'an-ı Kerim'de bütün melek kavramı hep somut. Tamam. O zaman şu mu oluyor hocam? Yani o ana güç kadar sahibi demek tamam. Bu. O ana kadar yani melekler ya da galaktik dediğin görevliler diyelim. Evet. Neyse. O ana kadar sandık onlarda. İşte onu ben bilmiyorum. Onu sen anlatacaksın. Hayır. İddia o zaman sizin iddianız hocam. Galaktikler getiriyorsa melekler dediğiniz öyleyse. Sandık orada burada demiyorum ben. Sandık. Ama sandığı getiriyorsa soracağım bak. Yok yok tamam. Kur'an'da melekler getirdi diyorsa sizin melekler de melekler getirecektir diyor. Tamam. Ama gelmiş yani tarihte veriliyor sonuçta. Yani alamet varlıklar ediyor. Evet, getirecek. Evet. Sizin tanıma göre de giderse. Dünyadan da bulup çıkartır getirir. Yok yok ama melek diyorsa Kur'an'da ve bu melek somutsa size göre gidiyorum şu somut. Anda. Ha, somutsa ve bir galaktik sisteme bağlanıyorsun. Galaktik dünya dışıysa. Galaktik sisteme bağlanıyor da dünyanın içinde icraat yapar. Dünyada bir yerde saklıysa bir şeyse bulur çıkartır. Tamam işte nereden nereye geldiğini o yüzden soruyorum işte. O zaman onun da cevabı verilmesi lazım. Onu ben sana sorayım. Şimdi bak var dedik. Evet, eskiden. Var. Kayboldu mu? Mesela birinci kayboluşu var. İnancımızdan dolayı, İslam, Müslümanlıktan dolayı söylüyorum hocam. Evet. İnanca göre değil de yok, yok. Kaynaklara kitap, göre. Tam kaynaktan yani gidiyorum hem işte. Hem Tevrat'tan git. Oraya hepsinden gideceğim. Ama ilk önce Kur'an'dan açtığımız için sözü söylüyorum. Tamam. İnancımıza göre o ana kadar yani Talut'un seçilmiş olduğunun alamet olduğu anına kadar sandık dünyada yok. Melekler getirecek dediği için bize bir lokasyon vermiyor Kur'an. Allah. Sandık dünyada yok derken şöyle bak orayı sorayım sana. Mesela evet. Orada senin fikrin nasıldır? Şimdi bu sandık var dedik biz. Evet bundan dolayı var. Ne zaman nasıl var oluyor şimdi ama getirilince var oluyor. Yok onu evet. Sen Talut'u Malut'u bırak bir kenara. Bıraktım. Bu sandık mesela iddianın bir tanesini söyleyeyim. Hı. Hazreti Musa Mısır'dan çıkarken Mısırlılardan aldı diyorlar. Hikaye evet. Bu değil mi? Değil tabii ki. İmkanı yok hocam. Hazreti Musa'nın yanında var mıydı? Yoktu. Ondan sonraki Yuşa'da var mıydı? Bir dakika. Hazreti Musa'nın yanında var mıydı derken ki kasıt Mısır'dan çıkarken yanında var mıydı ona yok çıkarken diyoruz. Çıkarken var mıydı? Yok. Çıktıktan sonra? Çıktıktan sonra Sina Dağı'na çıkıyor. Var mı? Sina Dağı'ndan aşağıya indiği an artık var. Şeriat Musa'ya verilmeye başlanıyor. İsrailoğulları Tanrısı tarafından. Tamam. Bak burada ayırıyorum. Tamam. Ayır. Kur'an bilgisini söylemiyorum. Tevrat bilgisinden Tevrat'a devam ediyorum göre. Hocam. Tevrat'a göre Sina Dağı'nda İsrailoğulların Tanrısı'yla görüşüyor. Çünkü İsrailoğulların Tanrısı onu oraya çağırıyor. Gel diyor. Tamam. Sana diyor ben işte görevlerini ifade bilmen için ve çıkarmış olduğun kavime de beni tanıtabilmen, benim vermiş olduğum kurallarla yaşayabilmeleri için sana kitap ve kurallar ya şeriat vereceğim diyor. Alıyor işte iki taş tablet, on emir vesaire. Aşağı indiğinde de emir veriyor. Sandık yapacaksın diyor. O zaman mı yapılıyor? O zaman yapılıyor. Sandığı ne için yapacaksın diyor. Ama bunlar nereye geldi artık? Sina Yarımadası'ndalar hocam. Yani Kızıldeniz'i tamam. Geçtiler. Çölde. Çöldeler. Tabii. Tamam. Yani takribi anlamda insanlığımız daha rahat anlayabilsin diye. Çölde mi yapıyorlar sandığı? Tabii çöldeler. Daha kaçışları devam ediyor. Nereye gidiyorlardı bunlar? Neden yapıyorlar? Sandık ne işe yarayacak? Evet. Tamam. Şimdi ona geliyorum. Nereye gidiyorlardı? Bunlar İsrailoğullarının size atalarınıza vaat etmiş olduğum coğrafya dediği, toprak dediği alana doğru seyahat halindeler. Tamam. Yani hareket halindeler. O yüzden de burada neyi biliyoruz? Demek ki Sina Yarımadası da şu anda Tevrat bilgisinden yola çıkarsak vaat edilmiş toprakların içinde değil. Tamam. Çünkü hala gideceksiniz diyor. Bir hareketlilik devam ediyor. İndiler sandık yapacaksınız diyor. Sandığı neden yaptıracağım diyor. Tevrat bilgisinden yola çıktığımız zaman tamam. İsrailoğlu'nun Tanrısı sana vermiş olduğum Tevrat'ı yani Torah'ı bir de iki taş tableti bunun içinde muhafaza etmen için. Sadece o kadar mı sandık? Tevrat'taki bilgi bu. Ötesinde şimdi, bilgi yok hocam. Şöyle şimdi Tevrat'taki bilgi tamam. Senin söylediğine göre doğru. Ama şimdi bu taş tabletleri korumak için yapılan bir sandık. Evet adı üstünde ahit altından sandığı yapılıyor. Zaten. İlk önce, akasya ağacından bravo, yapılıyor. İlk önce ağaçtan akasya ağacından. İnsanları çarpıyor. İşte oralara geleceğiz şimdi. Nasıl olacak bu yani geliyor bir tane şimdi. Taşı taşımak için. Tamam ama tableti. Olur. Niye? Bunlar hareket halindeler. Yok yani niye çarpsın? Çarpan bir şey ne yapsın? Bir dakika. Elektrikli. Bravo. İşte çarpıyor mu çarpmıyor mu? Şimdi onlara geliriz. Anlat bakalım çarpıyor mu? Ziller takılıyor. Evet, konuş bakalım. Tabii ne oluyor şimdi? Yani. Ziller ne zaman takılıyor? O da var. Öyle hemen en başından sanki. Çarptığını anlayınca zil takıyorlar. Bir dakika. Şimdi ne oldu?
Sandığı yaptılar. Hani oraları hızlı geçiyorum. Tamam, sandık yapıldı. Bir de altın buldu, akasya ağacı buldu, yaptı evet, diyelim. Bir dakika, şimdi niye akasya ağacından yapıyordu? Örnek veriyorum, incir ağacından yapmayacak. Yalıtkan yapmayacağım. Olsun diye herhalde. İncir ağacı yalıtkan olmaz mı? Olur, o da olur. Neden öyle? Neden? Çünkü işte buraları pek fazla sorgulamıyor insanlarımız nedense. O coğrafyada en çok güzergah olarak evet, akasya ağacı var. Tamam. Akasya ağacı olduğu için de gidip de coğrafyadaki var olan ağacın dışında örnek veriyorum incir ağacı der mi? Tabii demez yani. Ya da onu, çam onu der söylemiş. Mi? Demez. O yüzden de bölgedeki malzemeyi kullandırıyor. Tamam. Akasya ağacını koydu yani kesti, ölçüleri verdi İsrailoğlu'nun tanrısı. Ölçü şu olacak dedi, genişliği, uzunluğu, yüksekliği bu olacak dedi, buna göre tamam. Yaptılar. Bunun da içini dışını altında kapla dedi. Neden? Saklamayla alakalı bir sandık olduğu için bu içinde ne var? Tanrı sözü var. Tanrı sözünün ebedi olması lazım ve muhafaza edilen kap neyse o kapın da uzun soluklu dayanabilen bir malzemeden yapılması lazım. Tamam. En dayanıklı malzeme ne? Altın. O yüzden de altının dışında... Direkt som altın niye yapmıyor? Ağacı katıyor. Ağacı araya koymuş işte. Neden? Niye kapla bunu diyor. Tamamıyla altınla yapsaydı bunun var olan bütün sandığın hepsini bir değerli obje olarak gözleyecekti diğer düşmanlar veya kendi içlerindekiler. Olay oluyor çünkü. Güzel yorumluyorsun ama. Hayır ya. Olay var. Altın varsa gene değerli olur. Yok yok hocam, varak gibi düşün oradaki altını. Çok ben ince. Şöyle düşünüyorum. Kalın bir şey değil yani. Senin çünkü için... çok üzülüyorum. Tevrat'ta şu bilgi verilmez. Altınla içini dışını kapladı ama içindeki kalınlıkla dışındaki altının kalınlığı örnek veriyorum 2 santim kadardı falan demez. Ya da kullanılan toplam altının. Fark etmez yani şöyle. Ama yani... varak düşünmemiz burada yok, faydalı. Direkt olan. O zaman mesela ağaçtan yapsa ne olur? İşte yaptırdı ama dediğimiz gibi işte uzun soluklu. Ona altını bir, niye katıyor? Ha, altın, işte? Altın niye katıyor? Altı, uzun soluklu saklıyor işte. Ağaç bozulacak zaten. Ya, ağacı tekrar yapacak bir. Havasız kalırsa bozulmaz hocam ağaç. Ama havasız kalmıyor işte. Havasız çölde geziyor. Hayır, şeyde. Kenana gidiyor bilmem nereye. Havasız gidiyor. Kalınca bozulmaz diyorum. Bugünkü vakum sistemini düşünün. Havalı işte. Hayır değil, altınla kapatıyor ya. Her tarafını içine. Kapatıyor. Tabii. Altını direkt yapsın. Ha, sen diyor fazla altın kullanmamak. Tabii zaten onun için amacı yani zaten amacı zaten onlara bir mücevher, değerli bir obje katmak değil yaradanın onlara göre yani. O zaman muhafaza alanı oluşturuyor. Kalmıştır onun ağacı. Ağaç mesela kaç bin senede bozulur değil mi? Ağaç bozulur. Hava alırsa bozulur. Senin dediğine göre tabii. Hava almıyor. Ağaç hava da var. Almıyor. Tabii. Ağaç da var o zaman. Şöyle sandık günümüzde var mı ama? Dur bakalım oraya geleceğiz. Şimdi bu Musa yaptırdı diyorsun sen yani. Şimdi ben yaptırmıyor. Şey, aldığı emirle Musa yaptırılıyor. Musa o gün yapıldı. Evet Musa zamanı. Sonra Yuşa'ya verdi. Şöyle. Devam etti. Devam sen. Edelim. Şimdi Sina Dağı'ndan sonra yapıldı. Artık bir sandığımız var. İçine koyulan malzemelerimiz de var. Tamam. Ne var? İlk bilinenler. Şeriat, Torah, kitap. Tevrat işte. Bir de iki taş tablet var. Tamam. İlk önce bunlar konuluyor. Seyahate yani vaat edilmiş topraklara doğru gidiyorlar mı? Gidiyorlar. Çünkü ne diyor İsrailoğlu'nun tanrısı Musa'ya? Size şu gün hareket edin dediğimde hareket edeceksiniz. Durun dediğimde duracaksınız diyor. Tamam. Soru şu. Yanlarında tapınakları var mı hocam? Yanlarında çünkü tapınak taşıyorlar çadırda zaten. Evet. Çünkü ibadetten muaf değiller. Kitap var, şeriat var. O zaman ibadet dönemi de devam ediyor demektir. Bunlar da yerleşik bir bölgede henüz kendi topraklarına ulaşmadıklarından dolayı da ne oluyor? Yanlarındaki tapınak da taşınabilir bir formda. İsrailoğlu tanrısı durun şimdi dediği zaman hemen tapınak inşa ediliyor, kuruluyor yani. Ya bu çadır, yap boz gibi yapıyorlar. Sandık nereye konuyor? Çadırın içinde. Çadırın içindeki ilgili bir bölüm var. Sadece sandığın konulabileceği. Tamam. Oraya koyuyorlar. Ondan sonra diğerleri çıkıyor. Neden zil takıyorlar? Evet. Şimdi ne oluyor? Olaylar oluyor. Bu dönemlerde normalde zil olayı var mı? Yok. Bilmiyoruz onu. Tevrat'a göre yok. Yok yazmamıştık sonra, ama sonradan ama, zil var. Tamam ama sonradan var. Ama neden bir sebep sonradan? Oluyor. Ha, bir olay oluyor. Ondan sonra onu oluyor. Anlat bakalım. Sonra bir gün. Şimdi Yom Kippur dediğimiz olay var. Kefaret günü. Onlar da hala kutsal gün. Yani İsrailoğulların tarihinde. Bir bayram yani. O bayramda. Araplar orada saldırdı ya. Evet yani 7 Ekim olayı o gün oldu. Yani Yom Kippur zamanı oldu. Cumartesine denk geldi. Hem Şabat hem Yom Kippur oldu yani. Ne oldu? Tapınağın içinde de o ilgili bölüme, sandığın bulunduğu alana girmeyle alakalı tek bir yetkili var. Tapınak alanında pek çok görevli var. Tamam. Ama o ilgili yere girmeyle alakalı tek bir görevli var. Ona ne diyoruz biz? Kohen. Yani baş kahin. Onlar kimden geliyor? Onlar kimden geliyor? Sadece Harun soyu. Harun soyu. Evet. Musa ile beraber ayrılıyor. Yahudoğullarından mı geliyor? Levi'den. Levi'den geliyor. Evet. Bu İsa da Yahuda'dan geliyor. İsa eğer biz İncil'deki soy ağacını baz alırsak orada İncil yazarı değil.
Ya şimdi benim bildiğim, evet. Bak benim bildiğimi söyleyeyim tamam. De yanlış olmasın. Ben söyle şimdi hocam. Bir tane de kitap yazacağım. Hı hı. Yani yazmaya başladım. Hayırlı. Bu soy ağaçlarını da orada şablon halinde gösteriyorum. Tamam. Benim gördüğüm mesela Tevrat'ta bu hepsi Levi'den geliyor bunların. Harun, Musa, İsa, Meryem. Tamam. Doğru. Doğru. Sen Yahuda dedin. Hayır, Yahuda'dan hani gelmeden... Ben bunu şimdi bu konumuzla alakalı değil ama... Yok yok, sorun ben yok. Ben yanlış yazmayayım. O yarın öbür gün kitap çıkar, sen dersin ki... Onu da dersin. Onu yanlış yazmış dersin. Yok, onun yok. İçin soruyorum yani. Davut'la Süleyman Yahuda'dan geliyor dedim ben. Davut'la Süleyman da bunun devamında Levi. Levi'den gelmez. Hepsi. Yok yok, Levi ayrı bir oğul. Hazreti Yakup'un tamam, ayrı bir oğlu. Yahuda ayrı bir oğlu. Tamam. Yani bunlar ayrı kabile liderleri. O zaman bu İsa Davut'la Süleyman'dan sonra gelmiyor mu? Gelmiyor. Aynı soydan. Şimdi orada gelmiyor. Ne oluyor? Madem ki soy ağacını konuşuyoruz. Orada evet. Ne oldu? İncil'e hemen geçelim hocam. Evet. İncil'de bugün İncil dediğimiz kitabı kapağını açar açmaz Matta İncil'i bizi karşılar. Tamam. Matta İncil'inde de İsa'nın selamı üzerinize olsun falan diye böyle bir güzelleme yapmadan direkt soy ağacını verir bize. Tamam. Soy ağacını nereye dayandırır Matta İncil'indeki o ilk sayfada? Hazreti İsa'yı üvey babası üzerinden Yahuda'ya bağlar. Işte Davut'a bağlar. O yanlış marangoz işte. Yusuf, tamam. Bravo. Oraya bağlar. Niye oraya bağlıyor? Çünkü Mesih soyu nereden gelecek? Davut'tan gelecek. Evet. O zaman da eğer İsa Mesih olarak Hristiyanlar onlar tarafından kabul ediliyorsa manipülasyon yapmışlar. İşte biz de bunu ortaya çıkarmamız benim lazım. Benim bildiğim Levi'den hepsi geliyor. Musa, Harun, ondan sonra Davut, Süleyman. Davut değil işte. Davut'la Süleyman ayrı. Onların soy ağacı Tevrat'ta var hocam. Süleyman ondan sonra. Bunlar da Levi'den benim gördüğüm yok, kadarıyla. Yok. Tevrat'ta Davut'un, Süleyman'ın ve onların devamlılığı hepsi Yahuda'dan gelir. Onun soy ağacı Tevrat'ta var. Krallar bölümü var ya hocam Tevrat'ta. Tamam. Oradan. Oraya baktığınız zaman birinci krallardan almaya başladığınızda tamam. O soy ağacı gidiyor. Tamam. O... Davut'un İşay babası falan filan var işte. O oradan Rut'a bağlanır, Boğaz'a bağlanır. Rut ayrı. O yok yok onu. Annesi başka. Tamam yok yok. İsrail'li. Bravo. Değil bravo. O zaman ne oluyor? Yahudilikte soy anneden babadan mı? Yok şöyle. Şimdi bu kraliyet soyu evet. Buradan geldiği için zaten burada öyle şeyler olmuş ki. Çok hani soyları karıştırmak için de İsrailoğulları birbirleri içinde de şeyler yapıyorlar. Bak bu Münyaminoğulların soylarını mesela karıştırmışlar. İkinci iç savaşta. Onlara galip gelince... İşte 400 tane bakire kız kaldı. Gelin diyorlar. Evlenin bunlarla. Gelen fazla kişi oluyor. Biz ne yapacağız? Kadınsız kaldık. Siz diyorlar başka memleketlere gidin. Kadınları oradan kaçırın. Onlar size saldırırsa biz sizi koruyacağız. Başka şimdi memleket değil ama. Kendi kabilelerinden yok, çalın yok kendi kabilelerinden yok, değil. Yok kendi kabileleri hocam. Değil. Hocam, başka. Kitabını başka. Yazdım hocam. Vallahi benim gördüğüm kadarıyla yok, bakarım bizim, ona yine. Bakalım. Ama başka başka memleketlere yok, gidin diyorlar. Şöyle oluyor çünkü oradaki olay. Diğer kabilelerden alın. Eğer o kabilelerden size itiraz gelirse bizi söyleyin diyor kabile liderleri olaraktan. Biz onları sustururuz diyor. Ben belki susun. Yanlış anlamış olabilirim. Tekrar bakarım. Şimdi orada mesela soy karışması var bana göre. Bünyaminoğullarını karıştırmışlar. Tabii doğal olarak karışıyor. Ama neyi ayakta tutuyor? Sistem Bünyamin oğlu diye bir kabileyi yine ayakta tutuyor. Tabii ayakta tutuyor. Kabile yok etmiyor. Evet. Normalde iç savaş oluyor. Bir hadiseden dolayı diyelim. O savaştan dolayı Benyamin kabilesi, Bünyamin kabilesini yok edeceklerdi. Alınan karar buydu. Ettiler zaten de çok az adam sonra kaldı. Evet az adam kalınca dediler ki oğlum ne yapıyorsunuz biz bizeyiz tabii burada. Bunları yok etmeyelim. Tabii bunları yok etmeyelim dediler. Ondan sonra biraz şey diyor, toprak verdiler. Ağladılar, sızladılar, Tanrı'ya evet. Sordular, Rablerine sordular. Rabler aynen. Dedi ki işte şöyle yap böyle yap falan. O yönlendirdi diyor. Şimdi burada gene kutsal sandığa geçelim. Evet. Şimdi burada kayboldu mu peki bu? Yani geldi evet. Bu çadırlarda yaptılar ayinleri mayinleri. Sen zilleri anlatıyordun. Hemen zilleri gelelim, anlat. Gelelim. Ondan sonra Saul'un dönemine kadar geçen aradaki dönemde bir kaybolma var. Şimdi tapınak kuruldu diyoruz. Seyyar tapınaktan evet. Bahsediyorum şu anda daha yerleşik yere gelmediler. Seyyar tapınakta o dönem bitiyor. Dönemin bitimine doğru gelindiğinde tapınaktaki baş kahin kim? Harun. Kardeşi abisi Harun. Abisi Harun oğulları var. Eliezer ve Pinehas bu oğulları da aynı zamanda tapınak alanında görevliler olmuş oluyor. Oğulları giremiyor baba var diye baş kahin o diye şeyin yanına sandığın ilgili bölümünün olduğu alana çadıra Harun giriyor. Harun'un girmiş olduğu dönemlerde hiçbir şekilde kıyafetinde zil yok. Diğer bütün şeyler var. İşte efot var burada onyx taşları var vesaire. Şimdi çok detaylı başlığı var alınlığı var. Evet. Zili yok niye? Çünkü Harun herhangi bir şekilde... Tanrı'ya, İsrail o tanrısına yanlış yapan biri değil. Yanlış yapan biri olmadığı için... Yanlış yapıyor. Kime? Galiba Masonlara göre
şeyde Samiri olayında anlaşıyor Samiri'yle. Orada da şöyle anlaşmıyor da sessiz kalıyor. Sessiz i̇şte kaldığından yani orada dolayı. Onlar Harun'u çok eleştiriyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim tam tersini söylüyor. Şimdi orada bile niye Levili soyu seçildi hocam mesela değil mi? Din adamı sınıfıyla ilgili olaraktan Levili soyu. Çünkü Hazreti Musa dağa çıktığında geride kalan kabilelerini yani İsrailoğullarını kime emanet etti? Harun'a emanet etti. Bunlara göz kulak ol diye. Bunlara göz kulak olduğu dediği anda Levi soyu o buzağının yapılmasına destek vermiyor. Diğer 11 kabile destek veriyor. Harun ve yanındakiler yani o Levi soyu. Kabilelerin hepsi vermiyor ya. Hepsi veriyor hocam. Bünyamin oğulları veriyor. Yok yok. Hayır, sonra esas dağdan Bünyamin. Dağdan ini o kışkırtılanı oluyor. Esas Bünyamin oğulları evet. Şey yapıyor. Diğer yo, katılanlar var, evet, katılmayanlar evet. Var. Karışık yani. Evet. Ya çok da karışık değil. Levi ama Leviler korunuyor. Vermiyor hiç. Evet, Leviler vermediği için onları şey yapıyor. Tanrı onları kayırıyor. Hmm. Diyor ki siz diyor en başından beri duruş sergilediniz. Evet, evet. Ben sizi sevdim o anlamda diyor. İşte o yüzden sadece dini anlamdaki tüm ilgili alanlarda görevli olacak olan soy Levili soy olacak diyor. Evet. O yüzden de hani herkes konuşuyor, bazıları uçuyor. Levili soyunda öyle bir özellik var ki diyor, gen özelliği sandığa sadece onlar dokunuyor diyor. Ya biz de diyoruz ki yapma. İşte öyle şey yapabilirler, söyleyebilirler. Söylüyorlar da dayanağı yok ama hocam işte. Tevrat'a bakarsak, dayanağı yok. Tevrat'a bakarsak seçilmişliklerin sebebi bu. Zil neden sonradan takılıyor? Zil neden sonra oluyor? Bunlar yerleşik hayata geçiyorlar. Yani biraz Hazreti Yuşa'ya gelirsek yani. Hazreti Yuşa'la birlikte vaat edilmiş topraklara giriş yapıyorlar. O saatten sonra tapınak sabit bir bölgeye inşa ediliyor. Tamam. Şimdi savaşları falan filan geçtim. Yani ondan sonraki dönem hemen anlatıyorum. Tamam. Sabit bir tapınak, tapınak sabit bir alana inşa edildikten sonra yine içeride Harun'un soyundan devam edenler başkâhinlik yapmaya devam ediyor. Yom Kippur olayı oluyor, günü geliyor. İçeriye başkâhin geçiyor ve sandığın etrafında ilgili ritüeli yaparken sandığa temas ediyor ve ölüyor. Öldüğü zaman bunlar içeri girdi çıkmadı diyorlar. Niye çıkmadı? Sonra ne oluyor? Sadece orada bir çadırda perde var. O ilgili bölümü ayıran. Kapı vesaire yok. Perde var. Görevliler de iç bölümde yani tapınağın çadırın iki bölümü var. Bir iç büyük bölümü bir de içeri sadece sandığın olduğu alan. İç bölümde de görevliler girebildiği için perdeyi aralamayla beraber içeriye bakıyorlar. Ne oldu? Sesleniyorlar ses vermiyor. Tamam. Gel diyorlar gelmiyor. İçeride bir hareket yok. O, ne oldu? Bir sorun var. Bunlar perdeyi aralıyor. Bir bakıyor ki adam yerde. Nasıl alacağız bunu? İçeriye giremeyiz. Nasıl alacağız bunu biz? İp atıyorlar. Adamı dışarıya çıkarıyorlar. Ondan sonra bunlar olayı görünce diyorlar ki demek ki bir sorun oldu. Neden olduğunu da bilmiyorlar ama. İpi nasıl atacaktı çıkaracak? Kanca gibi bir şey yapmışlar. Hocam işte atmışlar. Öyle yani diyor. Normal ipi atsan adam ölmüş zaten. İşte bir yerinden yakalıyor demek ki çekmiş. Yani ya da ayağından tuttu çekti. Kancayla mancayla bir şey de çekmiş. Al diyorlar baş kahin diyelim. Ondan sonra diyorlar ki bir dakika kıyafete ekleme yapmamız lazım. İçeride yani sağlıklı olduğunu bakmıyorlar mı adam kalp krizinden mi öldü başka şeyden mi? Tevratu detayı vermiyor hocam. Sadece öldü diyor. Temas olduğu düşüncesinden dolayı öldü diyor. Cezalandırıldı. Niye? Onlar yani bir savaşta Tanrı diyor ki şu savaştan elde edecek olan ganimeti bana ayıracaksınız. Tapınaktaki hazire alanına koyacaksınız diyor. Savaş oluyor. Ganimet elde ediliyor. Tanrı bakıyor ki benim yok, payım nerede diyor. Ganimet yok. Kızıyorum ben diyor. Geleni orada öldürüyor. Yani yorumları öyle yapmışlar. Ama sonra, burada senin söylediğin doğal bir ölüm gibi. Yok orada işte sandıktan dolayı oldu deniliyor. Oluyor bu ölümler. Evet ölüyor. Ondan sonra diyorlar ki bir dakika bu içeriye girenle alakalı bizim haberimiz olabilmesi için yani sağ olduğuyla alakalı bu haberimiz olabilmesi için. Sandıkta ne var için, ki öldürüyor? Evet etrafında bu ritüeli yaparken hareket edeceğinden dolayı efota da çarptığı zaman ucuna da zil takarsak ziller şıngır diyecek biz de kişinin anlayacağız. Sağ olduğunu anlayacağız diyorlar ve zil eklemesi bundan dolayı. Ayağına da zincir takıyorlar. Zincir atar bir şey olursa çekmek için. Yani ip bağlamış. Ayağına demiyorlar da beline diyorlar işte orada. Yani bel ayak fark etmez yani sonuçta değil. Bir yerden bir bağlantıyla alakalı temas var yani. Bu dönem devam ediyor. Sandıkla alakalı. Sandığın şahısı öldürmeyle alakalı gerekçesi Tevrat'ta yapılan bir yanlış üzerine yani yanlıştan kasıt ne? İsrailoğulları Tanrısının emrine uymamak. Tamam da sandıkta bir, demek ki bir şey var. Sandıkta şimdi, bir şey yok. Sandıkta bir şey aktif harekete geçiyor. Yok. Onlar yorumunu yapmışlar. Bu emre uymadığı için oldu. Yok sandıkta eğer aktif anlamda bir olay olsa. Nasıl öldürüyor? İşte İsrailoğulları Tanrısı ben oradayım diyor zaten. Sandığın arasından sizinle konuşacağım şimdi, diyor ya. Yani biz şimdi anlamamız için bu olayı onlar öyle anlatabilirler. Sembolik bir sürü anlatım var tamam. Kitaplarda.
Yani ben şimdi anlamaya çalışıyorum. Yok, sembolik değil ama bu anlatılır hocam. Bizatihi yaşanan yok, olay diye anlatıyor. O zaman Tanrı ne gönderiyor sandığa da sandık onu çarpıyor. Kendi varlığını sandık üzerinden. Sandığın içinde mi Tanrı? Tanrı diyor ya hocam, ben size o bursa... onun inancı. Ama tamam, ben onun inancına kaynaklı bakmam. Tamam, o yazılı ama öyle yazmış tamam. Da. Bu bana şunu anlatıyor. Sandıkta yorumlamaya bir şey var diyorsunuz siz. Sandıkta bir şey var. Tamam, ben de diyorum ki ne var? Sen onlar Tanrı var demiş. Evet. Ben de elektrik var derim. Tamam, benden nerede koydular derim. İşte yani ben de onu soruyorum. Yani diyorum ki bu sandık öldürebilmesi için evet, bir Tanrı'nın, mesela İslam inancına göre hulül deniyor buna. Hı. Bir tane yani Allah'ın bir yere girmesi mümkün değil. Zaten evet, her zaman şey, mekandan münezzeh. Münezzeh. Evet. Her şeyin içinde, her şeyin evet, dışında. Evet. Öyle yorum. Doğru. Şimdi hulül inancı var onlarda. Öyle anlatmışlar. Evet. Ben de derim ki Tanrı oraya giremeyeceğine göre o sandıkta bir şey var. Belki. Öldürüyor da. Ne var diyoruz işte. Ne var? Yani Tanrı'nın girmiş. Nasıl yapıyor? Girmeden çünkü, de sandığın içine girmeden de öldürür isterse. Girmeden de öldürdüğü olaylar var ama. Neden sandıktan öldürüyor? Şimdi ama nerede öldürüyor? Tapınakta ilgili tamam, alanda müdahale ediyor. İşte dışarıda. Yani sandıkta bir şey olmasın. Hayır, hayır. Ben varım diyor işte. Ben o an geliyorum diyor. Gelişinde nasıl görüyorlar? İsrailoğulları geldiğini veya gittiğini görüyorlar mı? Görüyorlar. Allah Allah. Tabii nasıl görüyorlar? Nasıl görüyorlar? Gece ise ateşle geliyor. Gündüzse bulutla geliyor. Ve öyle bir bulut ki tabii şimşekler falan filan çakıyor. Yani öyle geliyor. Görkemiyle geliyor. Sandıktan bir şeyler oluyor sandıktan yani. Sandıktan değil hocam. Kendisinin gelmesindeki ya, kudreti gösteriyor. Öyle yorumluyordur da sandıktan çıkan ateşi görüyordur. Tanrı geldi sandıktan diyordur. Sandıktan nasıl ateş çıkacak hocam? İşte yani başka türlü açıklanamaz. Bak, yok, nasıl normal yani, mantıklı açıklamak. Sandıktan ateş çıksa çadır yanacak. Çadırı yakmayan bir şey. Nasıl demek yani? Ki. Ama ateş çıkıyor. Tabii elektrik etrafını etkiliyor. Şimşek çakıyor bir anlık bir şeyler oluyor falan. Mesela burada da bir kısa devre yapsa. Çaksa bir şimşek çakar. Ama yapının dışına çıkmaz. Yapının dışına çıkmaz. Orada çıkıyor. İşte demek ki var bir şey. Yani. Var bir şey. Nasıl anlayacağız? Olmuyor hocam işte. Nasıl anlayabiliriz? Tanrı kudretliyse kendini yanan bir çalıda gösteriyorsa, yine Tevrat'a göre söylüyorum. O inancı, yani o inanç öyle ama, de olabilir hayır, mi? Hayır, ama yazılı kaynakta adamın inancını anlamaya çalışmıyor muyuz? Tabii adamın inancını tamam, anlıyoruz da. Tamam. Ben bir de sandığın evet, bir şeyi var mı? İşte bir özelliği var mı? Özelliği var. Yok. Daha sonra da anlatacağız. Özelliği olsaydı şunlar olurdu. Yok ki bunlar olmuş diyeceğiz şimdi. Ama ölen kişiler var, evet, şeyler var. İşte oradaki onlar hep denk geldi yorum mu yaptılar? Denk geldi öyle demiyoruz. Ben geldim zaten diyor cezalandırmak için. İsrailoğlu Tanrısı. Ama adamın inancı o ya. Hayır, tamam ama onu anlamaya çalışmıyor muyuz zaten? Yok, biz adamın inancını anladık. Tamam, tamam, adamın inancını anladık. Yapmış, tamam. O onu öyle yorumlamış. Derdimiz de sandığın onlar nazarında. Şimdi anlatılacaklarımın sonuna geliyorum hemen. Yani aralıkta bunları doldururuz da. Derdimiz de eğer onlar nazarında sandığı hala arıyorlar mı, aramıyorlar mı sorusuna da cevap oraya vereceksek. Geleceğiz, oraya tamam, geleceğiz. He, geleceğiz. Ben şimdi sandıkta bir şey var mı yok mu onu evet, anlamaya tamam, çalışıyorum. Bir şeyler olmuşsa bunun mutlaka maddi sebepleri olması lazım. Benim şeyim öyle. Bakış açım öyle. Tamam. Yani burada sen cin geldi bunu yaptı desen de ben oradan bakarım elektrik devresi var mı ona bakarım. Tamam. Tamam mı? Cine okay, bakmam önce yani. Bravo. Elektrik devresinde bir şey yoksa başka bir fenomen ararsın, var mı? Evet, onu ararım ama gene mı? Somut ararım. Hep evet, somuttan giderim, evet, somuttan giderim. Evet. Doğrusu hiç önce soyuta kafayı tamam, takmam. Doğru. Şimdi burada da sandık adamı öldürüyor. Evet. Burada bir fiziksel etki var. Tamam. Bu fiziksel etki neden kaynaklanıyor? Sandığın içinde elektriksel bir durum mu var? Yoksa başka bir şey mi var? Sandıktan mı? Yoksa olaylar mı denk geldi? Tamam. İşte olay ben anlamadım. Olay denk gelmiyor. Sandıkta bir elektriksel bir şey de yok. Olsaydı şimdi az sonra... Ne söylüyor adamlar? Tam işte, yani açıklamayı dikkate almamız gerekiyor burada. Kitap bir bilgi olduğu için. Açıklamayı alamayız. Ama. O soyut ama hocam hayır hayır. Ama o zaman hiçbir eysere bu anlamda hayır, inanamayız yani. Burada bir olay oldu. Mesela bu sandalye düştü. Tamam. Sen diyorsun ki cin yaptı bunu. Şimdi tamam, ben sana o zaman tamam mı diyeceğim? Hayır. Sen ona inanabilirsin diyebilirsin ama ben de... Sen inan ben ha, araştırırım. Evet bravo. Şey mi oldu, tamam, oldu, sallantı deprem tamam, mi oldu, şu mu evet, ona bakarım. Tamam yani, biz de ona bakıyoruz i̇şte zaten. İşte ben onu diyorum sana. Diyorum ki sandıkta bir şey var mı yok mu? İşte yoku anlatacağız daha devam ediyoruz anlatmıyoruz. Yok diyorsun ama adamlar yok, ölüyor. Tam adam ölüyor ama kim ölüyor? Sadece görevli kişi ölüyor. Tamam gene adam o ölüyor. O zaman ama görevli kişi nerede bulunuyor? Sadece İçinde... benim bravo sadece benim olacağım dediği yerde ölüyor. Tamam. Gidip de bunu iç avluda. Neden ölüyor? Tamam yanlış yaptı diyor. Benim emrime uymadı diyor. Şimdi biz Tevrat'a göre. Anlaşamadık. Yok yok. Tevrat'a göre neyi biliyoruz hocam? İsrailoğulları Tanrısı insan yapısında özelliklere sahip değil mi? Tamam. Kızıyor, öfkeleniyor, hiddetleniyor. Az önce ne dedik? Ya savaş yapılıyor diyor. Ganimetimi ver diyor. Ya böyle bir tanrı olur mu normalde? Olmaz. Çoğu tanrılar öyle. Tamam işte. Ama ne oldu? Tanrı maddeci oldu. Şimdi normalde tanrı maddeye sahip olandır.
maddenin peşinde koşan değildir. Ama burada onun maddenin yorumunu peşinde. Yaparlar. O yani benim şeyim var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de ayet var. Allah'a borç verin diyor. Allah'ın borca mı ihtiyacı var? Tamam, yok. Onu nasıl anlayacağız? Oradaki borç ne ama? İbadet anlamı. Hayır. Ne anlamında? Karz-ı Hasen. Para verin diyor, borç verin diyor. Ha, borcu bana verin demiyor ama. Allah'a borç verin yok diyor. Yok hocam, orada inanç anlamında. Ya onu sen Allah'a borç vermek şu demek aslında, fakirlere yardım. Tamam işte. Tamam. Öyle biliyorsun ama ya, çözüyorsun onlar da yani. Mesela onu senin söylediğin Tanrı bana yüzdelik verin, ondalık verin dediği zaman onun fakirlere de at manası çıkar. Vermiyor. Tapınak haziresine koyun tamam, demesi ne demek? Tapınağı harcayacak. Ne demek bu? Tapınağı sadece tapınakta duracak olan bir hazineden bahsediyor. Bunu öyle tamam. Ona buna dağıtın demiyor çünkü. Yok. Neden onu Tevrat'ın yapıyor? Tevrat'ın tamamında yok. Yarın bir gün bir savaş çıkar, bir şey olur. Yok, oradan alırlar, neden kullanırlar. Yapıyor? Tamam, neden yapıyor? Çünkü ne diyor İsrailoğullarına her zaman için böyle bazen haşlıyor, bazen işte mutluluk verecek bilgiler de veriyor. Yani müjde anlamında. Ne diyor? Sizden sonra gelecek olan diğer dönemlerde, Hazreti Musa'nın ezgileri diye bir bölüm vardır Tevrat'ta. O bölümde geleceği anlatıyor. Musa döneminde, Musa'dan sonra olacak olanları anlatıyor. Tamam. İsrailoğulları da buradan tabii üzerine düşen payı alsınlar diyor ama almıyorlar tabii. Ama bunların hepsi yaşanıyor sonra. Tevrat'a bakarsak. Ne diyor Tanrı? Sizden sonra gelecek olanlar, yani diğer krallıkları sizin üzerinize salacağım ben diyor. Onlar sizin neyiniz var, neyiniz yoksa hepsini alıp götürecekler diyor. Tabii yani o hazine tabii o hazineleri ben onların daha da güçlü olaraktan bölgede hakimiyetini sağlamaları için tutuyorum diyor. Ya bunları hep kendileri yorumlayıp yapmışlar. Ya bu kitabı bilgisi bu. Şimdi kitabı bilgi olan bu olduğu için ilk etapta bizim bu kitabı bilgiyi bir kere anlatmamız, özümsememiz tamam. Ve bunu lanse etmemiz lazım. Şimdi biraz hızlanalım. Mesela bu sandık geldi, hakimler dönemi, sonra kayboldu. Kayboldu değil mi bir kere? Şimdi Tevrat'a göre bakarsak olaya, şimdi ne oldu? Burada özellikle Kenan dediğimiz coğrafyaya, yani vaat edilmiş topraklar içerisinde kent devletleri var. Tamam. Kent devletlerinin hepsini Hazreti Yuşa, İsrailoğulların tanrısının emriyle fethediyor. Tamam. Yani o ilgili onlara rezerv alan olaraktan tahsis etmiş olduğu vaat edilmiş toprakları Hazreti Yuşa fethetti. Çünkü fethi tamamlandıktan sonra İsrailoğlu'nun tanrısı şunu da söylüyor Yuşa'ya dönük olarak. Diyor ki bundan sonra fethedilecek olan bir toprak yok. Atalarınıza vermiş olduğum sözü tuttum. Şimdi bundan sonra siz 12 kabileydiniz. Kura çekeceksiniz. Yerlerinize. Tabii ayırt. Herkes nereyi çektiyse kura olarak da oraya yerleşecekler diyor. Oraya yerleşirken de tapınak tek bir merkezde. Nerede? Bilmiyorum. Şayloh'ta. Yani Yeruşalim'de değil tapınak. Yok, daha Davut zamanında gelecek. Evet, demek ki İsrailoğullarının Kudüs'ten önce, bugünkü tabirle Kudüs, Yeruşalim'den önce tapınaklarının bulunduğu bir başka alan varmış. Tamam. O da Şayloh'muş. Ama taş bina değil. Gene fark etmez. Çadır. Çadır. Yani form o. Gezdirmişler, çünkü oraya koymuşlar. Evet, çünkü ellerindeki malzeme hazır olduğu yani için. Orasını başkent yapmışlar kaldı. Diyelim yani. Şayloh kenti de. Tapınağın olduğu yerde başkent olarak Şayloh şehri seçiliyor. Tapınakta başkenti inşa ediliyor. O sebeple Şayloh yaklaşık 400 yıl İsrailoğullarının başkenti oluyor. Bu ve tapınak ne zaman hakimler döneminde mi oluyor? Hakimler döneminin tamamını ihtiva ediyor. Hazreti Yuşa dönemi hakimlerin kadar, tamamı Saul ölene kadar da hatta şöyle diyelim Hazreti Davut Yeruşalim'i tekrardan fethedene kadar ki süreç içerisinde Şayloh hem başkent hem de tapınağın tek durduğu tamam. Yer. Yaklaşık 400 yıl orada hizmet veriyor. Şimdi burada ne oldu? Saul dönemine geliyoruz. Saul dönemine geldiğimiz zaman hemen bir atlıyoruz tabii. Yaklaşık 400 sene atladık tamam, şimdi. Tamam, atla. Saul dönemine geldiğimizde en büyük bölgede normalde İsrailoğulların tanrısının vermiş olduğu emirle hiçbir senden olmayan milleti ayakta bırakmayacaksın bunları diyordu. Sen şimdi senin görselleri koyuyor Murat. Evet. Tamam. Ya ara ara farklı görseller isteyeceğim tabii. Tamam. Şimdi ne oldu? Senin yani bu bölgede sadece rezerv olarak sizi verdim ben diyor İsrailoğullarına. Kim varsa sizden olmayan hepsini öldüreceksin diyor. Hayvanını, neyi varsa otunu, motunu tamam. Hepsini yolacaksın, yok edeceksin. Tıpkı bugünkü Gazze'deki yaptıkları gibi ki Savunma Bakanı Galant'ın açıklamaları biliyoruz. Hepsini öldüreceğiz, onlara bir hayvan falan diyor çünkü. Tabii. İşte bu Tevrat'taki bilgilerden dolayı. Ama ne yapıyor o dönemde yaşayanlar? Öldürmüyor. Orada yaşayan azınlık Filistinlileri kalıyor. Köle olarak kendilerini alıyorlar. İlerleyen dönemlerde köleler efendi oluyor. Bugün de aynı durum var ha. Mesela İsrail vatandaşı Filistinler var. Var.
İşte var. O zaman ne olmuş oluyor? Gene aynı sistem olacak. Aykırılık devam ediyor. İsrail'le yani. Ona tanrısına aykırılık kızar devam yani ediyor. Kızar yani tanrısı. Kızar. Bir gün kızacak tabii ki yani. Tabii kızacak. O da devleti ellerinden alacak. İsrail almaz da alacak, zayıflatır. Yok, devlet yıkılacak. Yani İsrail'de bakarız, siz de biliyorsunuz. Onun şablonlarına yani. Bakarız. Senden aynı mı şey? Evet, tarihler aynı, bakarız. Ne oluyor? İçeride kalan Filistinliler artık güçleniyor. Toprak sahibi olan İsraillere efendi olmaya başlıyorlar. Orada hakimiyet kuruyorlar. Hakimiyet kurulduktan sonraki geliyor dönemler. İsrail'de sürekli kaybediyor. Sürekli savaşları kaybediyor. Hep köle. En sonunda Saul savaş için Filistinliler yine bir cepheye geliyor. Gelmiş olduğu cepheye de dönemin tapınağı, yani Shiloh tapınağındaki başkahinin oğulları var. Onlar da diyor ki ya cepheye sandığı da götürelim. Bir milletin şöyle bir şeyi yerine gelsin, moral motivasyonu yerine gelsin, evet. Diyor, tamam mı? Sandık tapınaktan çıkarılıyor, cepheye götürülüyor. Afek denilen bir cephenin olduğu yer. Afek'e götürülüyor. Savaş alanında Filistinliler İsrailleri bozguna uğratıyor. Sandık ortada kalıyor. Sandığı da Filistinliler alıyor. Ortada kalınca alıyorlar. Evet, yani kendilerine alıyorlar ve bunu kendi şehirlerine koyuyorlar. Aynı zamanda istikamet nereye? Shiloh'a. Shiloh'a geliyorlar. Birinci tapınağı Filistinliler yıkıyor. Ve bu dönemde de... Şimdi bak, unutma gene sözünü. Tamam. Şimdi sen dedin ki ben ısrar ettim o konuda. Sandığın içinde elektrik mi var, şu mu, evet. Var, bu mu var diye. Yani adamları öldürüyor. Evet. Sen dedin yok, Tanrı giriyor. Tamam. Evet. Kabul. Ve et. Filistinler alıyor, hiç çarpılmıyor. Şimdi Filistinler aldıktan sonra uğur çıkıyor. Tamam, adamlar... ama bir dakika. Ha, sandık bağlantılı mı çıkıyor o uğurlar, hastalıklar? Ben bilmem. Ben bilirim. Sandıkla bağlantılı. Orada değil. Anlatılanlarda. Yok, hayır. Aldılar sandığı, oraya götürdüler. Sandıktan bildiler. Sandık nereye konuluyor o ama? O şehire götürdüler. Tamam, doğru. O şehirde de uğurlar çıktı. Evet, orada doğru. Da kanser çıktı. Burada doğru. Da tamam. Sandıktan oluyor demek ki. Hayır. Şimdi sandık kimin eline geçti? Filistinlilere geçti. Evet, İsrailoğullarının olmayan bir milletin eline geçti. Tamam. İsrailoğlu tanrısı. Yaramıyor onlara yani. Tamam, İsrailoğlu tanrısı. Filistinler sandığı tutmuş, götürmüş. Oradan oraya götürüyor, taşıyor, bilmem ne yapıyor. Ölü var mı hiç Filistinlerde? Ölü yok. Yok. Ama hepsi hasta oluyor. Sonra ne oluyor? O zaman nereye geleceğiz? Şimdi şöyle bir şey var. Yani adamlar, evet, kanser hasta oluyor yani. Tamam, bravo. Ama bu sebep, yani hastalığın sebebi sandık mı? Ya sandık. Değil. Nereden? Sen nereden? Söyle. Musa dönemine gideceğiz. Yok, bu, sen bir döneme gitme. Ayetten söyle. Bir dakika hocam, gideceğiz. O işte sen yok, yorum yapıyorsun. Yorum değil. Aynı örnek. Eğer sandık kaynaklı olsaydı bu uğur vesaire. O rast, eğer diye bir Hazreti, şey yok. O kendi yorumunu yaptı. Hayır. Dur. Kanıtını şey sunuyorum hocam. Kanıtını sunuyorum. Yok, kanıt benim gördüğüm Tevrat'taki, evet, ayette. Tamam. Sandık bu şehirden bu şehre gidince oradakiler de hasta oluyor. Bu şehirden, evet, bu şehre gidince onlar oradaki da hasta oluyor. Oradaki insanların, yani Filistinli insanların bu hastalığın sebebi olarak da neyi gösteriyorlar? Gittiniz diyorlar, İsraillere ait olan bir emaneti getirdiniz. Abi bize yaramıyor. Onların tanrısı, böyle geçiyor çünkü Tevrat'ta. Onların tanrısı üzerimize hastalık musallat etti diyor. Sandıktan kaynaklı yok, değil. Yok, onların yorumu o. Hayır hocam, Tevrat'taki ayet Tevrat'taki bu işte. Tevrat'taki ayet Filistinlerin yaptığı yorumu anlatmış. Ha, yorumu değil. Zaten olan bir ayet şey. İşte bu. Ya, ayet de ayeti, tamam. Sen nasıl anlayacaksın? Şimdi bir ayet bir şey anlatır. Tamam. Mesela Zülkarneyn'in ağzından şöyle oldu böyle oldu anlatıyor. Oradaki sembolik kelimeyi şöyle anlayacaksın. Burada sandıktan bir şey kaynaklanıyor. Adamlar bunu şöyle yorumluyorlar. Filistinler diyorlar ki, Tevrat da bunu anlatıyor. Filistinler diyorlar ki bu sandıktan oluyor. Sonuç ama neden sandıktan oluyor? Tamam. Sandık zaten İsraillerin tanrısı. Tamam. Tanrı yapıyor bunu, bize kızdı. Tamam. Ama sandıktan oluyor yani. Tamam, sorum şu o zaman hocam. Yani. Tamam, bir dakika. Sandık şu anda bir hastalık yayabilme yeteneğine sahip dediğimiz özelliği. Ben orada anlatılan o. Bak biraz önce sordum. Ya. Elektrik çarptı dedim. Onu olmadı. Tanrı yaptı. Evet. Bunu da Tanrı yaptı. Tamam, dur. Sandıktan ama, oluyor. Yok yok. Sandıktan oluyorsa diyelim. Sağlamasını yapmamız lazım. Yap bakalım. Sandık cepheye getirildi mi? Getirildi. Getirildi. Niye Filistinli askerler cephedeyken hastalanmadı hocam? Her zaman aktif olmuyor. Aa, olur mu? Bazen tamam, kısa bunu kim devre, aktif ediyor? Kısa devre yapıyor. Hocam olmaz öyle şey. Tabii bunu devre. Kim aktif ediyor o zaman? Kısa devre. Her şeyi Allah hocam, yapar. Bir dakika. Bunu kim aktif ediyor? Tanrı yapıyor. Tamam. Tamam. Tanrı, demek ki araç mı? Her sandık. Şey, bak, bu suyu ben içebiliyorsam tamam, bunu bravo. Da Allah yaptı. Tamam. Sandık demek ki sebep değil. Sandık sonuç. Sebep canım. Yok, sandık sonuç hocam. Az önce dedik Allah yapar dediniz. Allah yapıyor zaten her şeyi. Tamam. Ama sandık sebep nedensel değil. Nedensel bir sonuç. Şeyler.
Nedense, sandık sonuç. Hayır, sandık olmazsa olmuyor. Evet. Sandık olduğu için bu şehirden bu şehre onlar da yani araç. Oldu. Sandık araç. Tabii yani sandıktan amaç kaynaklanıyor. Değil ama. Sandıktan değil ama. Fark etmez. Amaç araç önemli o, yani sandık yapıyor. Hayır ama nasıl yaptığını anlatmanız lazım o zaman. Bilmiyoruz işte. Ben ama sana soruyorum. Bak sandığın tamam. Uzmanı sensin. Evet. Sana diyorum ki tamam. Bu sandıkta bir şey var kardeşim. Yok diyoruz işte. İşte sen yok diyorsun ama olan şeyler hayır, var. Hayır. Gerekçesini anlatıyoruz hocam. Eğer İsrail oğulları Tanrı yapıyor dersen. Hayır hayır ama sebebini söylüyorum. Her şey Tanrı yapıyor. Hocam cepheyi yani getirdiler. O bir izah olmuyor. Anladın mı? Oluyor. Olmaz, adamlar öyle anlatmış olabilir. Hayır hayır. Yani, Tanrı yapıyor. Yani Allah yapıyor. Hocam sağlamasını yapmayalım mı olayı? Ay, şimdi mesela bak İsrail orayı bomba atıyor. Tamam. Kim yapıyor o işi? Kim yapıyor? İsrail ordusu mu yapıyor? Tamam. Allah mı yapıyor? Seni? Allah yapıyor, evet. İsrail ordusu yapmıyor mu? Onun düzeni de onlara araç kılıyor hocam. Neyse, tamam ben de onu anlatıyorum. Tamam zaten. Hayır ama diyor, İsrail ordusu, yani İsrail kaynaklı mı orada bir sebep var şu anda? Evet. Sonuç var hocam, sebep yok. Sen öyle yorumla. Ben de diyorum ki sebebi İsrail ordusu. Sağlamasını yapalım. Ama İsrail ordusuna yaptıran da Allah diyebilirsin. Dur. Her şeyi Allah'la izah edebilirsin yani. Tamam edersin. Ben onu bir ama şey ben burada zaten. Somut yani dünya üzerinde benim görebileceğim, tamam. Ölçebileceğim sisteme bakıyorum. Okey. Orada İsrail ordusu bomba atmış, adamlar ölmüş. Tamam. Ben onu bilirim. Tamam. Burada da sandığın yanına adam yaklaşmış, ölmüş. Tamam. Ben de diyorum ki tamam. Eğer sandıktan kaynaklı bir rahatsızlık, hastalık vesaire olabiliyorsa evet. Sandık cepheye geldiğinde Filistinli askerlerin tamamında bir hastalığın olması ve savaşı kaybetmeleri gerekirdi. Demek ki o anda şey tesir etti. Öbür türlü sonradan çıkmış olabilir. Nasıl tesir? Kanser yapmıştır. 3 günde çıkar, 5 günde, 5 ayda çıkar. Askerlerde bir şey yok hocam. Tevrat'taki bilgiye göre. Askerlerde yok. Vatandaşlarda var. Demek ki cephede olmayanlarda var. Kısa bir şeyle teması olmuyor. Ama şehire koyunca tabii öyle düşüneceksin. Hocam olur mu ya? Tabii yani şehirde nerede kaç duruyor? Ay kaldı? 3 tamam, ay kaldı, 5 ay kaldı. Tamam. Sandık götürülen Filistinli şehirlerin içinde nerede tutuluyor? Bilmiyorum. Meydanda tutuluyordur tapınakta. Herhalde. Tapınakta. Yok hocam. Tapınakta. Bilgiye göre bilmiyorum Dagon yani. Tapınağı var. Tamam. Dagon tapınağında. Dagon tapınağının içine koyuyor. Dagon tapınağı da her tarafı dört duvarı, üstü, çatısı, matısı olan bir yapı. Taş tamam. Yapı yani bir onlara göre tapınak. Bu tapınağın içine koyuyorlar. Yapı tamamen kapalı. Olsun. Dışarıda insanlara nasıl sirayet edecek bu etki? Virüs değildir. Bir elektromanyetik dalgadır. Duvardan da geçer ama? Yani. Yok, nasıl yayacak? Duvardan geçer elektromanyetik dalga. Yok, ama nasıl aktive oldu? Hep Filistinler dokunuyor. Onu bilemiyoruz. Bak, ama sandığın, onu söylemek lazım. Zaten sandığın nasıl aktif olup olmadığını İsrailoğulları da bilemiyor. Neden bilemiyor? Yok çünkü. Adamlara zil takmışlar şey ne zaman olduğunu bilemiyorlar. Yok yok yani, yok çünkü. Sandığın yok? Aktif olma gibi bir durumu yok çünkü. Ya olmazsa nasıl söylüyor bunlar Zafer? İzah edemiyoruz. Hayır ediyoruz işte hocam. Edemiyoruz. Allah yaptı diyorsun. Hayır, evet. Diğer dönemlerde yapmıyor da bir günah ya, olduğu zaman müdahale edince niye ölüyor? Allah yaptı dediğin zaman şimdi o Karadeniz fıkralarına geliyor. Hayır hayır. Orada Allah yaptı çok mevzular yok, var. Yok, hayır hayır. Hocam, anladın mı? Hayır hayır. Şimdi yani. Şöyle bir şey var. Bak mesela ama sağlamasını yapıyoruz. Onun cevabını vermesi lazım. Sandığın içinde bir şeyler var diyenler. İşte frekans diyenler. Fark etmez. Var yok ama ben şunu söylüyorum. Ama sağlamasını yani, yaptığımız zaman cevap alamıyoruz. Hayır. Sağlamasını şöyle yapıyoruz. Yani sandıktan kaynaklı ölümler oluyor. Sandıktan kaynaklı olmuyor işte. İsrailoğulların Tanrısı Tevrat'a göre ne zaman ki ben onları cezalandırdım ve öldürdüm dediyse o zaman oluyor. Tamam İsrailoğulları olayı öyle anlatmış diyorum ben de. Tamam. Sen öyle oldu. Anlama. Tamam okey. Adamın inancı ki, öyle. Öyle tamam, anlayacak öyle tamam. Anlatacak. Ya tamam. Ben de diyorum ki evet. Sandıkla bağlantısız olması lazım. Tam bağlantısız zaten işte. Bağlantılı işte. Değil sandığın değil. Yanındakiler hocam, oluyor. Hayır hayır. Cepheye götürüyor. Cephede kimseye bir şey olmuyor. Tamam, niye? Olmamıştır. O anda aktif olmamıştır. Ama nasıl aktif sonra edildi? Şehrin içinde aktif oluyor. İsrailoğulları bilmez mi hocam? Bunun aktifleşmeyle alakalı bir durum olsa. Zaten bilseler zil takmazlar. Adamlar ne zaman aktif olacaklar. Hayır hayır. Yani. Bunu Musa da mı bilmiyor? Bilmiyordur. Kimse bilmiyorsa bu sandığın onlara hiçbir hayrı yok o zaman. Var. Nasıl var? Tabii tedbirli giriyorlar. Ona bir şey yapıyor. Hayır, ama hayır. Sandık her zaman demek ki İsrailoğulları, şey yapmıyor yani. Yok yok. İsrailoğulları, onlara göre gitmiyor. İsrailoğulları Tanrısı onun yanına tedbirli girin dediği kişiler belli. Yani ne sen sandıkta sor. Bir şey yok mu diyorsun? Sandıkta hiçbir şey olsa tamam. Zaten bir şeyler olur diyoruz zaten. Bu ayetler o zaman boşa yazılmış. Tevrat'taki o ayetler boşuna değil. Gerekçesini söylüyor. Bize sağlamasını yaptığımız zaman cevabı alamıyoruz itiraz edenlerde. Allah yaptı dediğin zaman hayır hayır ama ilgili olmuyor yani. Tüm hayır hayır oluyor. Tüm tarihi boyunca İsrailoğullarının sandıkla alakalı belalar vesaire geldiği zaman hepsinde yok. Yani bütün kesintisiz bir olaylarda yok. Sadece ben bunu böyle istedim dediğinde oluyorsa o zaman zaten kendisi müdahale etmiş oluyor demek oluyor. Ya aynısı nereden kaynaklanıyor hocam? İnancını sen bana anlatıyorsun. Hayır hayır. Aynısı nereden kaynaklanır? Musa'nın asası. Asa bugün var mı hocam? Yok ben bilmiyorum. Yok. Yok var diyorlar ya hani Topkapı Sarayı'nda vesaire. Kutsal emanetlerde. Ha o zaman iş ona gelir.
O zaman Musa'nın asası da özellikli. Hem de öyle bir özelliği var özelliği ki. Özelliği var demek ki. Tamam, var demek ki işte denizi yılan yarıyor. Yılan oluyor. Yılan oluyor, denizi yarıyor tamam. Vesaire. E biz de diyoruz ki eğer inandırdıklarına göre diyorum burada, ben odur demiyorum. Topkapı Sarayı'ndaki Musa'nın... Yok, Topkapı Sarayı'ndaki yok ya, öyle bir şey. Yok yok, inandırdıkları o, anlatılan o. O Musa'nın kim asası. Kim anlatıyor onu? Hocam herkes anlatıyor. Yok ben bilmiyorum. Musa'nın asası diyorlar, Kızıldeniz'i bununla yardı diyorlar. Mesela yılana dönen bu diyorlar. Söyleyebilir yani. Hayır hayır. O önemli değil. Kitle inandırılıyor Musa'nın mu? Musa'nın asası diye bir şey var mıydı eskiden? Vardı. E vardı işte, bu da o diyorlar işte. Onu emanet olarak. Olup olmadığını bilmem. Tamam, ben ama de zaten odur demiyorum. O asa bir şey yapmış. Tamam, yapmış. Ona itirazım yok. Ama bu odur dedikleri için... Onu bilmem. Tamam yok, ben, ben de... Ben de ona katılmıyorum. Tamam yani. Bravo hocam. Aynı yerdeyiz onda sizinle ama... Tabii. Kitleyi onunla inandırıyorlarsa eğer diyorum... Onda bir keramet olduğuna yok, inanıyorlarsa... Canım, olmayan bir şeydir. Ama gerçek asada vardır bir şeyler. İşte ben gerçek, gerçek asa nerede? Bahsediyorum. Gerçek asa kayıp, bilmiyoruz. Tamam. Niye Allah bırakmamış? Bilmiyoruz bırakıp bırakmadığını. Onun bulunmayacağı da belli hocam. Değil. Yok ama bilgi yok. Yok sen şimdi Musa'nın asası kayboldu, bulunmadı. Evet. Allah sandık istemedi. Da bulunmadı. Evet Allah istese. Allah istemedi diye bir şey yok hocam, ya. Hocam Allah. Bak şimdi inanç da bana bir şey anlatma. Hayır hayır. Hocam somut bir bilgi veriyorum hayır, işte. Hayır canım bak. Somut bu. Musa'nın asası yok. Değil mi? Vardı yok. Bulunmayacak mı sence? Bence bulunmayacak. Var mı bilgi bulunmasına dair? O senin şahsi fikrin. Hayır bulunmasa da bilgi var mı ama? Yok. Niye o zaman ben buna inanacağım? Bulunmayabilir mi? Bulunabilir mi? Nasıl? Bilgi olsa da olmasa da bulunmaz mı? Hayır bilgi olsa bu inancın içine girmiş olacak. Yok canım öyle bir şey olmaz. Bir dakika hocam olur mu? Şimdi ayı sandığında inanç için anlatmıyorlar 50 bin mı? Sene önceki Amerika'da katman buluyor, duvar buluyor. Tamam. O 50 bin sene... Belki de 300 bin sene, belki de tamam, milyon sene öncesine tamam, ait şeyler, doğru, kalıntılar bulunuyor. Doğru, bulur. O şimdi o kalıntıları herhangi bir kitapta yazmıyor diye, bulunmayacak diye bir şey değil, bulunuyor. Yok şöyle. Şimdi yani kalıntı dakika, var yani bulunuyor. Bir dakika, ona bir itirazım yok. Buna niye itirazım var? Şundan dolayı var. Bir grup... Bulunacak diye yazması lazımdı diyorsun. Bir dakika, evet. İnancın da varsa... Bir dakika, hayır. Bana bunu inanç olarak dayatıyor mu birileri şu anda? Yok, sandık, şey yok. Nasıl? Sandığı dayatıyorlar. Bravo. Tamam. Neden dolayı dayatıyor ama? Hadis diyor, bir şey diyor, bir yazılı kaynak olduğunu göstermek için bana bunu dayatıyor değil mi? İşte orada da ben sen de, bulunmayacak derken, evet, onun bulunmayacağına dair bir kaynak yani yazı göstermen lazım. Bilgi yoksa ne göstereceğim hocam? Yok, bilgi yoksa yok, onu bulunabilir demen lazım. Hayır, olur mu? Özellikle Kur'an açısından bakarsak olaya, var mı bir işaret? Yok. Bence var sandıkla ama sana alakalı göre yok. Sandıkla alakalı var mı hocam? Etçe melekler taşıyacaktır deyince o bitti oluyor. O dönem ama. Gelecekle alakalı değil. Taşıyacaktır diyor. Tam taşıdılar. Kur'an-ı Kerim'in indiği, getirdiler. İndiği dönem ve bitti. O geçmiş dönemi anlatmıyor. Geçmişi anlatıyor hocam. Yok Kur'an-ı Kerim. Talut o zaman gelecekte yaşanacak bir olay mı? Tabii ama sembolik Talut gelecekte yaşanacak. Hatta şu anda yaşanacak, başlayacak yani. Ne zaman başlayacak? Ben sana söyleyeyim. Tarihini söyle ben hocam, sana söyleyeyim. Söyle. Herkes duysun şu an. Tarihini söyleyeyim. Tamam. 2053 yılı. 2053'te sandık gelecek. Kraliyet mi başlayacak İsrail'de? İsrail'de devletin sandık olduğu daha yer. Daha önce gelecek. Tarih belli mi hocam size göre? Tarihi ben sana söyleyeyim. Söyle. 2028-2034 yılları arasında, 2028'de kesin gibi görebilirsin. 2028'de yani nereden çıkacak? Türkiye'den büyük ihtimalle çıkacak ve İsrail'e vermek zorunda kalacağız. Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasından çıkacak. Benim tahminime göre İstanbul'dan çıkıyor. Ayasofya'dan çıkıyor. Ayasofya'dan çıkıyor. Tamam 2028 izleyiciden not alıyor hocam. Ama... Bu Ayasofya'dan çıkıyor benim tahminim. Yanılmış tamam, olabilirim. Evet. Hatay, Antakya diyenler var. Başka yerleri söyleyenler evet var. Bilemiyoruz ama tabii Türkiye olma ihtimali %99 onda 9 diyebilirim. Tamam. Neden? O çünkü rakipten evet, çıkıyor. Şöyle o kanaat şurada. Bak sana onları soruyorum bu geçmiş dönemdeki sandığın macerasını. Şimdi kayboldu mu dedik. Kayboldu onu anlattım. Tevrat'a göre. Tevrat'a göre. Evet. Kayboldu. 6 ay. Bunu rakip buldu. Aldı. Bulmadı aldı. Aldı. Evet, o aldı. Fark etmez. Bir şekilde rakibin eline geçti bu. Evet. Şimdi rakibin eline nasıl geçiyor? Burada bir savaş var. Sandık savaşın ortasında kalınca Filistinliler hamle yapınca Filistinlilerin kontrolüne giriyor sandık. Daha önce İsraillerin kontrolündeyken o bölgede. Değil mi? Getirdiler savaş alanına koydular. Tamam. Filistinliler hamle yaptı. İsrailler geri kaçtı. Sandık onların kontrolüne geçti. Tamam. Şimdi bu sembolik anlatımı şöyle anlayacaksın. Evet. İsraillere ait olan bir bölge. İsraillere ait olan bir bölge. Bu sandık saklanmış. Yani Babiller baskın yapınca kayboluyor ya. Yok orada kaybolmuyor. Neyse kaybolduğu zamanı düşün. Kaybolduğu zaman İsrail'in hakimiyeti olduğunda bir bölgeye saklamış olması gerekir değil mi onu?
Yani burayı düşman geldiği zaman eline geçiremesin. Ama benim hakim... Ama niye saklasın İsrailoğulları? Şimdi eline geçirmesin diye sakladığını düşünüyoruz. Hayır. Şöyle. O düşünce. Şöyle diyelim. Düşünüyoruz. Şimdi orada dayanağı yok ama. Geldi zaman içerisinde diğer devletler tamam. O bölgeyi hakimiyetini aldılar. Tamam. Şimdi bunu da başka bir gücün, rakip gücün sınırı içerisinde saklayan, kaldı. Sakladığı yeri bilir mi saklayan, bilmez mi? Saklayan sakladığı yeri bilir de evet. Kaybolabilir bilgi. Onu yok. Anlatacağım ben sana. Tamam. Şimdi o başka bir devletin kontrolüne girdi. Aradan zaman geçti. O devletin kontrolünde olduğu alandan o bulup çıkartıyor. Bu aynı o savaşın, neye dayanarak buluyor hocam? Savaşın sembolik anlatımını bak ben buraya yansıtma yaptım sana. Yok yok neye dayanarak buluyor bulan? Bulan araştırıyor. Ama evrak yok onda. Nereden bulacak evrakı? Şöyle araştırıyor. Olma yani. İhtimali olan yüksek olan yerler var. Yok yok hayır. Şimdi konudan uzaksın. Sakladığı bir gerçeklik varsa bile nereye sakladığı bilmiyorsun. Ama kendi nereye sakladığı İsrail'in bulunduğu bölgede zaten bulunuyor bu. Tamam ondan bizim coğrafyamızsa o zaman bizim İsrail... Bizim coğrafyamıza geliyor, taşınıyor. Tamam o zaman İsrail devleti sınırlarını genişletip Türkiye sınırlarının içine mi almış yok, olacak? Yok yok İsrail nasıl devletinin olacak? Sınırları içerisinde bir bölge düşün. Mesela İsrail'in olduğu yeri düşün. Tamam bugünkü sınırları şimdi düşün. Şimdi buraya Babiller geliyor veya başkaları geliyor. Neyse bu sandığı garanti almak için saklıyor adam. Önemli güzel bir yere saklıyor. Tamam güzel. Şimdi burası İsrail'den çıkıyor. Tamam başka bir krallık başka geldi. Başka devletler geliyor, krallıklar tamam. Geliyor. Evet. O krallık bunu buradan buluyor. İşte ne sonra götürüyor kendi memleketine. Filistinliler de öyle yapmadı mı? Buldular savaş alanında kendi memleketlerine götürdüler. Bulmadılar saklı değildi ama orada. Fark etmez. Ama bir savaş hocam? Var evet. Hakimiyet alanından tamam, bahsediyorum. Bak tamam. Saklı olsun olmasın. Tamam. Bir hakimiyet alanında evet. O hakimiyet alanını kaybetme var. O kaybetme onlar sandığı niye aldı götürdü hocam Filistinliler? O kendilerine işine yarar diye onların gücünü kırmak için olabilir. Hocam, başka şey tamamen, olabilir. Tamamen duygusal. Fark etmez. Sen çünkü nereye şey koydular? Olabilir. Tapınaklarına koydular. Tamam, bu da aynı oldu. Eşya diye götürdüler. Yani bu bundan, da aynı oldu. Bundan bir beklenti içinde olduklarından dolayı yok, değil yok. Yani. Bu sandığı... Ganimet olarak gördüler. Ganimet yani. Aynı. Ganimet. Tamam fark etmez. Burada da aynı oldu. Filistinlileri Bizans olarak düşün. Düşünelim. Bizanslar aldı bunu götürdü şehirlerine. Sakladılar. Hayır derdim şu. Saklayan kişinin sakladığı yeri nasıl bulacaktı o ilgili coğrafyada arayacak mı? Araştırıyor. Onu olma ihtimali en yüksek yer tapınak bölgesi hayır, zaten. Hayır ama şimdi onu arayıp bulması için ve diğerini de saklaması için bir gerekçe olması lazım. Aman ellerine geçmiş. Şu bu sandığa ait bilgi var. Bu İsraillere güç veriyordu falan efsaneleri var. Şimdi bu efsanelerden evet. Yola çıkarak. Tamam. Güç onu, veriyorsa niye saklıyor? Güç veriyor. O, niye saklıyor? Demek ki vermiyormuş. Ama efsanesi var. Tamam hayır o dönemde yok çünkü. Efsane, sonra efsanesi mesela var. Mesela şeyde Ayasofya'da gezi yaparken evet. Orada Hızır'ın parmağını çevirdiği yeri anlatıyorsun sen. Evet. Orada diyorsun böyle efsane var ama bu evet. Böyle doğru değil gerçek evet. Değil. Ben de diyorum ki ya efsaneler aslında işlevseldir. Değil mi? Yani gerçekle bağlantısı olmasa efsane ne zaman üretilir hocam? Önce mi sonra mı? Sonra üretilir. Sonra üretilir. Sonra üretilir. Demek ki sandığın olduğu dönemde bir efsanesi yok. Var var efsanesi yani, var. Hayır. Sonradan üretilmiş işte. Sonradan üretiliyor. Tabii sonradan üretiliyor. Demek ki ne oluyor? Sandığın olduğu dönemde ne kendi fark milletine etmez. Ait ne de karşıdaki gelecek olan düşmanı caydıracak olan bir efsane yok ortada. Düşman bile üretebilir bu efsaneyi bak. Bu efsanenin nereden üretildiğini bulamayız, takip edemeyiz. Şey ya hayır ama etmemiz lazım. Yok çünkü sandık. Evet. İsrail'in önem verdiği bir obje. Tamam. Tamam. Ha önem verdiği obje değil. Evet. İşte panahanenin önemli şeyi. Hayır sadece neden dolayı önemli? Neden? İçinde ne var? Tam fark etmez. Bitti. Ya sandık bu kadar önemli, önemli olan önemli. Ne? Bak, çok önemli olan ne? Adamlar sen diyorsun bak bir saattir anlattın. O adamlar çadır yapmış, Aşlok'a gitmiş, Çaşlok'a evet. Gitmiş, bilmem nereye gitmiş. Değil mi? Sandık tamam. Rahipler Harun'un soyundan falan evet. Filan. Yani bu başka bir obje var mı böyle? Yok. Ona önem bütün veriyorum. Bütün objeler var hocam. Tapınak içindeki her obje. Tamam o ama yani menorah örnek esas, verelim meşhur olan. Esas olanı. Önemli olan o sandık yani. İçindekinden dolayı. Hadi diyelim ki senin dediğin gibi 10 tane objeden biri olsun fark etmez. Rakip bunu ele geçirmek ister yani. Orada bir şey vardır ele geçirmek ister ve onu araştırır. O hakimiyet bölgesi İsrail'den çıkınca araştırır. Zaten öyle olmuş zaman içerisinde. Bizanslar gelmiş araştırmış. Benim şeyime göre almışlar memleketlerine götürmüşler. Aynı bu savaş sahnesinin anlatımını yaşıyoruz. Yani tarihsel süreç içerisinde. Filistinlileri Bizans olarak düşün. Hakimiyet alanını ele geçirdiklerini düşün. Sandığı arayıp bulduklarını düşün. Alıp getirdiklerini düşün. Sandığı niye arasın hocam? Çünkü önem verilen bir obje. Kimin açısından? İsrail'lerin önem verdiğini düşünüyor. Sen yok, önem vermiyor de işte. Bilmem ne de. İsrail'in de önem vermediği biliniyor zaten. Ya sen öyle anlatıyorsun. Hayır Tevrat'tan da önem hocam. Vermediği biliniyor diye bir biliniyor. Şey yok. Neden biliniyor? Bizanslılar buna önem veriyorlar. Bizans... Aramışlar bulmuşlar. Aramamışlar hocam.
Bulduğuna dair kanıt var mı, kaynak var mı? Var tabii. Yok hocam, nerede? Çok var. Nerede? Bir tane. Bulununca görürsün. Hayır. Kaynak varsa Bizanslar açısından bulduğuna dair çok diye düşünüyorum. Yok, onun çıkıyorum. Kaynak yok. Nereden çıkıyor hocam bu efsane? Efsane şöyle çıkıyor. Bu şeyin araştırmaları var. Şimdi evet. Göster. Yok yok, şeyler. Siz söyleyin hocam. Yani efsane ile alakalı Bizans'ın elinde, Roma'nın elinde, yani Doğu Roma'nın elinde bu anlamda bir bilgi olsaydı günümüze ulaşan... Taç giyme törenleri var. Yok işte, onun da kaynağı yok hocam. Orada da herhangi bir kaynak bulamazsınız. Taç giyme törenleriyle alakalı John Julius Norwich'in, bu Bizans tarihçisidir, İngiliz Bizans tarihçisi, yazmış olduğu eserler ortada. Bu eserlerin hiçbirinde taç giyme törenleriyle alakalı yanında falanca objede vardı, bu objeden kaynaklı onlar da ruh kutsandı vesaire diye bir akış zaten yok. Yok, yanında olmasına gerek yok. Adam onu Ayasofya'nın içine koymuştur. Kimse görmüyordur ama tamam, orada olduğu için. Hayır. O zaman bir yerde bir bilgi yazılı olması lazım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Buyurun. Bilgi, bu şeyin sözü var. Ayasofya'yı ben yaptım. İşte Süleyman seni geçtim. O anlatalım mı gerçeğini? O anlat. İşte ne denir? Bugünkü 3. Ayasofya'nın inşaatını, yani imparatorluğu kimin döneminde olduğu? Justinianus. Evet. Justinianus milattan sonra 537'de bugünkü 3. Ayasofya'yı açılış olarak kapıyı açtığında, anlatılana göre kapıyı açıyor, kubbeye doğru bakıyor, seni yendim Süleyman diyerekten bir nara attığı söyleniyor. Evet. Ve buradaki Süleyman'ın, yani Solomon'un kim olduğundan dolayı bir belirsizlik olduğunu, bunun ancak olsa olsa Solomon'dan kasıt Hazreti Süleyman olduğu ifade ediliyor. Tabii o zaten. Çünkü olduğunu... ne diyorlar? Bir dakika, değil ama. Çünkü ya ne diyorlar? Sen şimdi oraya ekle artık. Hayır, eklemiyorum hocam. Süleyman dediği zaman kim olduğunu kaydı, biliyor zaten. Hayır, kaydı söyleyeceğiz bir kere. Şimdi işte, kimi ifade ediyor? Buralarda bak. Şimdi ana yol var. Hayır. Şimdi bu ana yoldan gitmek yok. Sen diyorsun ki yok, oradan değil ya, bir saptı bu. Hayır hocam, ana yoldayız. Nereye saptı? Hikayeyi birileri değiştiriyor. Niye? Kendi akışına uygun. Sen değiştiriyorsun. Hayır. O yok mu hocam, sözde kutsal emanet arayıcıları falan. İşte hikayeyi onlar oraya çeviriyor zaten. Yok. Öyle. Ben şimdi normal o Justin, yani lafı söylediysek şöyle anlarım. Bu hangi Süleyman'dan bahsediyor? Hangi Süleyman? Hazreti Süleyman'dan bahsediyor. Neden bahsetsin hocam ondan? Çünkü o sandık en onun muhteşem zamanı ve sandık tapınağı o yaptı. Değil mi? Davut bile yapamadı. Tamam. O içine getirdi, koydu kutsal kayanın tamam, içinde. Tamam, Davut niye yapamadı? Davut yapamadı. İşte Allah istemedi. Öyle anlatıyor değil mi? Evet. Davut Allah istemedi diye anlatıyor ama ben şöyle anlıyorum. Buyurun onu. Hocam. Davut'un zamanında yapamadı. Adam başladı, bitiremedi. Öldü, ömrü kifayet etmedi. Oğluna kaldı. Ama Tevrat'ta onu şöyle anlatır. Allah buna müsaade etmedi çünkü Davut şunları yaptı, bunları yaptı. Allah'ın istemediği şeyler yaptı diye, değil mi? Yaptı. Yaptığı için sen yaptı. Yapamayacaksın, oğlun yapacak. Oğlu da yaptı ama kötülükleri. Ona niye nasip işte, ediyor o zaman? Tamam işte, sorgula. Ama evet. Bunu Tevrat yazarları öyle anlatmışlar. Evet. Ben bunu öyle anlamam. Ben bunu tarihsel süreç içerisinde olaylar denk gelmedi, gücü yetmedi, yapamadı, zamanı yetmedi öyle anlarım. Ama bunun açıklamasını inanç olarak anlatmak isterse Allah buna kızdı, şöyle yaptı, böyle yaptı diye anlatır. Ama orada da senin söylediğin çelişki çıkabilir. Hangi? Yani Süleyman da aynı şeydi. Evet, Süleyman da günahkar. Günahını yaptırıyor o zaman. Tamam işte. Evet. O çelişkiyi Tevrat yazarına soracaksın. Evet işte, ben de o yüzden ona sorduğum zaman zaten sandıkla alakalı bir gerekçe veya özellik, teknik anlamdaki bir donanım olmadığını görüyoruz. Hayır, sen şimdi oradaki... Çünkü devam edeceğiz ama olmadığıyla alakalı. Hem delili Tevrat yazarını hem eleştiriyorsun, evet. Hem delili oradan getiriyorsun. Delili oradan getiriyor. Ben öyle anlamıyorum. Ama neden? Çünkü sağlamasını yaptığın zaman cevap alamıyorum hocam. Alamazsın çünkü çelişkili. Tamam. Çelişkili. Cevap alamıyorsam niye diğer efsaneye inandırılmak zorunda bırakılıyorum da diğer yapmış olduğun cevabı, yani alamadığın cevabı inanmıyoruz. Bir kaynakta bir objeyle ilgili bir şey anlatılıyorsa, evet. Onun gerçeklik payı yüksektir. Mesela bu Justinian'ın sözü nasıl anlayacağız? Hazreti Süleyman diye anlayacağız. Başka Süleyman yok, hayır, var mı? Var. Anlat o zaman. Tamam, anlatalım. Şimdi o dönemde bugünkü 3. Ayasofya inşa edilmeden bu coğrafyadaki, yani İstanbul Fatih dediğimiz ilçenin sınırları içerisinde, ki orijinal İstanbul orası, yani surlarla Konstantinopol dediğim şehir orası. O surlar içerisinde en büyük yapı neredeydi? Bugünkü İBB binasının, İstanbul Büyükşehir Belediye binasının tam karşı caddesinde Saraçhane Parkı var. Saraçhane Parkı'nın içinde eski bir kilise kalıntısı var. Aziz Polyektus Kilisesi. Evet. Ve bu kilisenin mimari... Burası İmeçe mi? İmeçe... İmeçe'ye inmeden hocam. İnmeden. Tam İBB'nin karşı caddesinde. Caminin neresinde? Hangi cami? Şehzadebaşı.
Onun karşı caddesi hocam. Karşı cadde. Fatih Sultan Mehmet'in heykelinin olduğunun diğer karşı caddesi. Saraçhane Parkı diye geçiyor orası. O parkta kalıntı olan bir kilise var. Aziz Polyektus Kilisesi. O kilisenin yapım inşaatındaki ölçümlendirme tamamen Süleyman Tapınağı'nın ölçüsüyle birebir hocam. Şimdi ne oldu? Bir dakika, ne oldu şimdi? Demek ki oradaki Aziz Polyektus Kilisesi dediğimiz kilisenin mimarı kim? Ona bakacağız. Mimarının adı Solomon. İşte ona atıf seni, yapıyor. Seni geçtim diye. Çünkü olmaz işte. Hocam olmaz olur mu? Şimdi bu anlatılan kaynak olur mu? Kaynak mı? Çünkü onun iddiası ne? O zaman en büyüğü yapmak bu bölgede. Hızır Çelebi mi çevirdi? Ayasofya'yı Hızır mı yaptı? Şey ona benziyor. Yok yani. Çelebi yaptı. Kayıtlarla sabit hocam. Tamam. Kayıtlarla burada tartışmaya gerek bir şey yok. Efsanesi yani. De Hızır yaptı. Nasıl döndüğünü anlatıyoruz ama. Tamam anlatıyoruz. Şimdi döndü? Burada acaba böyle mi olmuş? O mimarı Solomon hiç kimse bilmiyor ki. Onu nasıl bilmiyor? Kayıt var. Niye söylesin? Kayıt var işte. Yok, o çünkü o dönemde. Mimarı mı geçiyoruz Justinian? Zaten Justinian ondan. Mimarı geçiyor tabii. Niye? Çünkü kendisinden önceki imparatorluk döneminde yapıldığı ben için. Ben imparatorum. Evet. Ben bir mimara der miyim ben seni geçtim diye demem ki. Zaten sen benim tebaamsın. Hayır şöyle, yani. Şöyle dersin. Hayır tebaası değil. O dönemde o yaşamıyor zaten. Yaşıyor yaşamıyor bir, yani. Yok yok. Bir mimar önceki. Yani. Ya bir önceki. Kralın dönemindeki mimar olduğu için baş mimar diyelim. Tamam abi, onun babasının tebaasıymış. Mimar Sinan gibi diyelim yani. Tamam. Bir hıncı var yaparsın yapamazsın en büyük bu demiş adam. Bunun üzerine kimse yapamaz işte demiş. Öyle yorum geldi. O da yapınca yorum değil hocam kayıt var ya. John Julius Norwich'i kaynak olarak görüyoruz. Yani kral. Bak, tamam kral. Kral. Kralın bir şeyi geçmesi için bir kralı geçmesi lazım. Hayır. Kralı adamın sözü var diyor ki en büyük bu bunu kimse geçemez tamam, diyor. Geçince de adam ne diyecek kime atıf yapacak? Yani geçemeyen diyene atıf yapacak. Bana göre şey olmuyor. Ama kaynak var hocam işte. Olsun kaynak da olsa fark nasıl, etmez. Ne yapacağız? O kaynak orada yazılıyordur. Evet. Justinian'ın bu lafı buna ait söylediğine dair kaynak açıklıyor mu? Yani Justinian'ın bu lafı buna mı söylüyor? Ama anakronik düşünmeyelim hocam olayları? Ben normal düşünürüm. Kronik düşünürüm. Sen anakronik düşün. Ben şunu düşünürüm. Yani olayları olaydan kendi dönemini değerlendirmeyelim. Ben yani. Kral olsam. Tamam. Ben birisini geçtim derken benimle eşit Süleyman'ı seviyorum. Geçtim niye desin hocam? Çünkü orada Ayasofya'yı yapıyor tamam. Adam. Ayasofya'nın dünyanın en kutsal mabedi olabilmesi için bu dünyanın en kutsal mabedi neresi daha önce? Süleyman Tapınağı. Hayır. Onu geçmesi mu? Lazım. Niye orası hocam? Tabii Süleyman Tapınağı. Niye hocam? O kutsal kaya. Kutsal kaya dünyanın oluştuğu yer. Kutsal iddiaları. Kaya nereden geliyor bilgi olarak? Kutsal kaya nereden geliyor? Evet. Bu bütün bu şeylerin başlangıcı mesela dünyanın oluştuğu yer Yahudilerin inancında ilk dünya buradan oluşuyor. Hayır oradan oluşmuyor. Oradan oluşuyor. Çok hocam. O kaya oradan başlıyor. Aden'den oluşuyor. Ya fark etmez. Nasıl bak şimdi. Benim bildiğim dünyanın ilk oluştuğu yer burası. Kudüs coğrafyası mı? Tabii Kudüs coğrafyası. Tevrat'a baz alırsak. İstediğin yere baz al. Yok siz de baz aldığınızı söylüyorum. Genel inançlarda dünyanın oluştuğu yer. Ama ayrıca mesela bunu mesela Eric Von Däniken ve Zekeriya Sitchin kitaplarında şöyle anlatıyorlar. Mesela o kutsal kaya Baalbek'ten getirilen büyük megalit bloklarla altı desteklenen. Hatta İsrail bugün onları araştırıyor. O megalit blokları buldu. Bunlar nedir ne değildir. Çok büyük onlar. Hı. Yani insanların normal taşıyabilmesi mümkün değil. Yani Anunnaki medeniyeti ancak getirebilir. Hı. Baalbek'ten geliyor bir de. Nereden? Lübnan'dan. Baalbek, yakın yer. Yakın ama dağlık yer, şey yer nasıl yapacaksın? Bir de Baalbek'te bir tapınak var. O tapınağın altında da var aynı megalitlerden yani. Onun platformu da. Şimdi buraya diyorlar bir platform yaptı bu kutsal kayayı sabitleştirerek yani sallanmasın diye. Çünkü muallakta diye. Oraya uzay araçları iniyordu diyor onlar. Evet diyor. Onlara göre o yüzden kutsal. Ama bu kutsallığı meşhur. Yani Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde anlatılıyor. Ondan sonra bütün yani dünyanın merkezi Kudüs'ün ne, önemi oradan. Kayanın kutsallığını mı? Kaya kutsal zaten tabii. Kur'an nasıl anlatıyor? Ya mesela Yuşa ile Musa'nın yolculuklarında kayaya geldiğimiz zaman diyor kutsal kaya. Yani kayayı ama söyle, nerede olduğunu bilmiyoruz ki hocam o kayanın. Kayayı sen araştır mesela İslam alimleri bu kaya kelimesi nedir diye araştırmışlar. Yok nerede olduğunu bilmiyoruz o kayanın. Kaya kelimesini İslam alimleri araştırınca bu ne çok diyor? Sorgulanmış tefsirlerde. Bu kaya Kudüs'teki kutsal kaya. Dünyada bilinen tek kaya o. Meşhur yani kutsal olarak bilinen kaya o. Tamam bir kesimin İslam anlamında bir kesime göre o kaya havada duruyor. Yok havada durmuyor. Muallak kayası. Yerde tamam. Duruyor. Hı. Zaten onun muallaklığını yok etmek için anlatıyorum. İşte Baalbek'ten gelen megalit bloklarla desteklenmiş bir platform yapılmış. Uzay araçları insin diye iddialara göre. Tamam, şimdi bugün İsrail
Orada kazı yapıyor. Neden yapıyor biliyor musun? O kutsal kayanın destekleri olan o megalitleri buldular. O ayı megalit... sandığı için kazılmadı mı hocam? Ayı sandığı için değil bence. Tapınak şövalyeleri falan? Tamam, o olabilir. Onları öyle öne sürüyor olabilirler. Ama bence o megalitleri buldular, çıkarttılar. Zaten resimleri bak, de var. Bravo, çok güzel bir şey dedin hocam. Ayı sandığını sanki arıyorlarmış gibi öne tabii sürebilirler dediniz. Demek ki ayı sandığı bir önemi yok. Oradan çıktı zaten. Onlar biliyorlar çıktığını. Yok yok, hayır. Şimdi bu bir gerekçeyle birileri arama yapıyorsa ve örtü olarak ayı sandığını kullanıyorsa örtüyü neyse ona oradaki, bakmamız oradaki, lazım. Oradaki yani Kudüs'te tamam, yapılan evet, kazılarda evet. Ayı sandığını arıyor bir örtüdür. Tamam. Çünkü bravo. Oradan çıktığını onlar da biliyorlar. Evet. Ya yani orada yok şu anda. Ha, nereye gittiğini biliyorlar. O zaman nereye sabah söylerim bulmadı. Bilmiyorlar. Ha. Nereye, onların da tekniği şu. Bu dünyanın hangi bölgelerinde olabilir? O bölgelerde nerelerde olabilir? Alternatif mesela diyelim 100 tane bölge buldular. Neye dayanarak buluyor bunları? Bunları işte onlara kendi araştırmalarına göre. Ama ne var mesela biliyor musunuz? Yani mesela bunu Bizanslar almışsa nereye götürmüş olabilir? O bu Antakya'ya mı gitmiştir? Tarsus'a mı gitmiştir? İstanbul'a mı gitmiştir? İstanbul'a kaç bölgede olabilir? Şimdi bunların hepsini yani zaman şey içerisinde... Yani, ya çıkarsa deneme, yanılma tabii, yapıyor. Tabii tabii, test de. Mesela burayı test etti, kazdı, etti, bekledi mesela. Uygun şartları buldu. Burada yok. Tamam ama kazdığı yeri nereden biliyor? İşte onu araştırıyor. Mesela İstanbul'da 10 yerde olabilir diyelim. Tamam, o yerleri onların nasıl dışında yok işte? Onları kendi araştırmaları var. Mesela Bizans aldıysa nereye götürmüştür, ondan sonra Osmanlılar ne yapmıştır, etmiştir falan, bunları araştırıyorlar. Ama neye dayanarak? Örnek veriyorum, İstanbul'un her yerini kazmıyor da. Yok, kazmıyor. Ha, bir yeri kazıyorsa. Belli yerleri kazıyor. İşte neye dayanarak o yeri kazıyor? O kendi araştırmasına göre. Ne var? Bilmiyoruz yöntemlerini. Bilmiyorum. Ben söyleyebilirim ama evet. Yani o doğru olmayabilir. Yok söyleyeyim. Yani onlar, bir şey biliyorsunuz. Yani mesela işte. Her yeri kazmıyor. Şurayı kazıyorsa neden kazmıyor? Mesela Yuşa Tepesi'ne bakabilir. Evet. Mesela Yahya Efendi'nin olduğu yere bakabilir. Neden bakacak? Ayasofya'ya bakabilir. Tamam. Neden bakacak? Başka ayayırını bilmem ne kiliseleri varsa oralara bakabilir. Çünkü bunlar kutsal yerler, olsa olsa burada olur diye. Yani kendi bir araştırması var. Mesela diyelim ki Yahya Efendi'nin orayı araştırdı, bulamadı. Hı. Bunu çıkarttı. İstanbul'da 5 yer vardı, 4'e düştü. Şimdi bu 4 tane yeri bugün araştıramıyor. Ne zaman özel zamanında yapamadı bunu. Geldi. Bizim şu andaki zamanda da yapamıyor. Mesela bundan sonra bir siyasi ortam değişirse o zaman yaparım diye bunu şu bekletiyor. Şu an niye yapamıyor? Mesela diyelim yani ha. Yapabilir veya yapamaz bilmiyorum. Evet. O kendi siyasi ortamını kendi şeyine göre anlattı bakar. Şu an çok müsait, her yeri kazabiliyorlar hocam. Yani belki de yapar belki de yapamaz bilmiyoruz. Buldular. Bilmiyoruz onu, bizim devlet de bu işte ilgileniyor yani. Ne anlamda? Yani madem ki ben en bulursam, sonunda en bulsam bile en nihayetinde geri vereceksem niye ilgileneyim? Onu geri verecek olarak baştan bilmeyebilir veya nasıl bir koz kullanır. Kanun siyasi, var dediniz. Ya, siyasi bir şey kullanır. Bu çünkü önemli bir obje. Yani siyasi bir şey der ki İsrail'e benim de şartlarım şu, bunu verirsem sana o bu senin sembolik bir şeyin. Vermeyebilirim, tutarım elimde. Ama ondan kanun sonra, var dediniz, vermemiz lazım. İşte kanunu dinler dinlemez. Bunlar siyasi. Bir dakika hocam, bir dakika. Tabii. Hayır, dinler dinlemez diyemezsiniz. Yok, şimdi mesela bir dakika. Bizim şu andaki yönetim Avrupa Birliği bir karar alıyor, onu dinliyor mu? Bir dakika. Dinlemiyor bir dakika, mesela. Bir dakika hocam. Çok güzel bir yere geldiniz. Yani. Çünkü beni destekliyorsunuz şu anda. Neden? Anlat bakalım sen. Evet. Benim desteğimden devam et. Neden? Çünkü sizinle yapmış olduğumuz daha önceki Beyza Hanım'ın canlı yayındayken aynısını söylemiştim. Kanunları bağlamak durumunda değil yani. İsterse kanunu uyar. Devre dışı bırakır, isterse uymaz dedi. Uyar da şöyle baskı görür. Tamam, görsün. Ne olacak? Eğer o sandıktan elde edebileceğim bir güç varsa hangi baskı bana kurabilir hocam? Belirli bir yere kadar pazarlık için tutabilirsin elinde. Ama sana Almanya senin ürününü almıyorum, İsrail'e sandığı ver, Amerika bilmem ne uçağını hocam, vermiyorum. Hocam umurumda ver. Değil derim. Hayır. İster ver ister verme. Ben orayı fethedebilecek güçte miyim sandıkla beraber? Anlatılana göre. Fethedemezsin. Niye fethedemiyorum hocam? Öyle bir gücü yok. Nasıl? İsrail için sembolik gücü var. İsrail onu nasıl istiyor. Bir sembolik güç hocam? Yani o onu aldığı zaman tapınağı, yani tapınak dediği onu devlet zaten. Tamam. Değil mi? Yani tapınak tamam. Diyorlar. Şimdi mesela şu anda 3. tapınak. Değil mi? Şu an tapınak yok. Hayır. Devletin adı şu anda 3. tapınak. 3. tapınak yıkılacak diye mesela Araplar saldırdığı zaman İsrailli devlet adamlarının sözleri var. Ya 3. tapınak da gidiyor mu acaba falan diye. Onlar tapınağı devlet diyorlar. Yok demiyorlar ya. Devlet diyorlar. Ayrı, tapınak ayrı bakıyorlar. 3. tapınak kuracağız diyorlar. Sembolik ismi devletin tapınaktır. Tapınak olursa devlet oluyor ama zaten. Ama 3. devlet değil ki bu şu anda. Bu 3. tapınak diyorlar şu anda. Ya 3. tapınak da yıkılıyor mu? Tam 3. devlet değil yani şu anda İsrail'de. Fark etmez kurucu. O tapınak olarak düşünüyor onu. Yani şu anda sembolik ismi şu andaki İsrail Devleti'nin 3. tapınak.
İşte üçüncü tapınak olabilmesi için üçüncü devletler olması üçüncü lazım. Üçüncü devlet. Ama üçüncü oluyor. Devlet diye bir şeyleri yok. Bakarsak şu an 5-6. O öyle düşünmüyor onlar. Neye birinci mesela diyor? Birinci tapınak yıkılışı var. Ama tapınağa döndünüz şimdi. Şöyle devletten bak, çıktınız. Devlet zaten. O devleti sembolize ediyor tapınak kelimesi. Mesela ne zaman oldu bu? Babiller bastırdılar değil mi? Yok. Babillerden önce. Şaylo. Bir. Tapınak. Hayır hayır. O sen devleti kurdun orada. Devleti de kurdum, tapınağı da kurdum. Tapınağın yıkılmasından bahsediyorum. Tamam. Yani devletin yıkılmasından. Tamam, Filistin yıktı işte. Ne zaman yıktı? Ayı sandığını eline yok, geçti. Yok, nasıl öyle yıktı? Değil. Bak, öyle. Birincisi ya, İsrail'den tamamen hakimiyetin kaybolmasından tamam bahsediyorum. Tamam işte Şailuh'taki tamam, bu... başkent gitti, tapınak gitti, sandık gitti, yerli bir oldu bütün. Yok yok. Orada, ama o dönem hocam. Orada yıkılmıyor bak. O olabilir belki. O bir. Olabilir öyle. Yani Şailuh... orada yorumlanabilir. Şailoh bir hocam. Tamam bir olsun o. İkincisi Babil. Evet. Ha, değil mi? Tamam ikinci Babil diyelim. Tamam, ondan sonra üçüncü? Ne var? Yok. Nasıl yok? Roma sandık hocam. Sandık yok. Hayır Roma. Sandık yok ortada. Hayır ama madem o ki tapınak olarak geçmiyor. O devlet kurmuş olabilirler de işte onlar yıkılan devletler. Bu kalıcı olan devlet. Ama şimdi 3 gitti. Yani benim bildiğim Roma ile beraber 3 gitti. Şimdiki kurulan 4'se ki arada yok, bir şey yok, daha var gitmedi. Da neyse. 3 gitmedi o zaman tapınak var ama içinde kutsal sandık yok o devlet olmuyor. Nasıl oldu? Onu sakladılar diyorlar hocam. Zerubbabel kuruyor. Tamam ama sakladılar diyorlar. Hayır. Sandığı o... sakladılar demiyorlar mı Yahudi din adamları? Ama tapınağı koymadılar da sakladılar. Babil'den kaçırdılar. Yok yok giderken değil. Yani Babil'den İsrail geldi. Aldı 50 bin kişiyi götürdü. Tamam. Onlar da sonra geri geldiler. Bir dakika. İranlılar orayı şey yaptı. Yahudi din adamları evet. Babil istilasına uğrayacağını kehanetlerden gördüler. Tamam. Görünce sandığı sakladılar diye bir anlatım yok mu? Var. Var. O zaman ne oldu? Zerubbabel tapınağı yani Babilleri Persliler yendikten sonra Persliler sürgün edilen Yahudileri tekrardan bu coğrafyaya gidin dedi. Tapınağınızı kurun dedi. Kurulan tapınak Zerubbabel tapınağı oldu. Üçüncü tapınak İçindeki oldu. Sandık yok. Sandık yok. Niye? Çünkü henüz... Yani bu dördüncü mü diyorsun sen? Şimdi bu yoldan gidersek dördüncü. Tamam dört olsun fark etmez. O zaman üç diyen Yahudi yoktur yani. Yok, varsa da yanlış söylüyor. Ben üç diye duydum. Yani İsrailli bir şey... Tamam onlar üçüncü... Genelkurmay Başkanı'nın sözü gibi sanki ben tamam, öyle hatırlıyorum. Onlar şöyle diyor hocam. Kudüs'te üçüncü tapınağı kurmamız olabilir, lazım. Olabilir bak. Toplamda dördüncü şey tapınak demiyorum, olacak. Olabilir ama evet. Ben üçüncü diye biliyorum. Neyse orada yani önemli değil bu. Yani bu tartışmaya gerek yok yok şundan şey. Dolayı bunu konuşuyoruz. Şimdi eğer sandığın onlar nazarında yani Yahudiler nazarında bir motivasyon unsuru var. Kendini yarayan bir nesne olsaydı bunu bir saklamaz. Niye saklasın? Saklar eline geçmesin. Düşünün. Hayır ama motivasyon kaynağımsa. Tekrar geleceğim. O ona motivasyon kaynağı şöyle mesela. Savaşa gideceğim. Orada esir ya. Nerede esir? Mesela Babil'de esir. Daha değil. Kaçarken saklamıyor mu? Yok yok bir dakika hocam. Şimdi ilk bir etapta. Bir kere şunu netleştirelim ya. Sandığın özellikleri neler olacak size göre? Söyle. Yok size göresini bilin bana ki. Bana göre ben bilmiyorum özelliğini. Sadece şunu söylüyorum. O zaman hiç tartışamayız. Bana göre şöyle yani. İsrail'in bir varlık sembolü bu. Yani bu olmazsa İsrail motivasyon bulamıyor. Bir şey yapamıyor. Bu olduğu zaman bu Tanrı'yla bağlantısını kurduğu için devlet devletini gerçekten kurmuş oluyor ve tam güvenli bir şey. Kur'an-ı Kerim'de anlatımı da öyle. Çünkü sekine diyor. Sekine şu demek. Sükun içerisinde sakin olarak o bölgeye yerleşmek ve o bölgeye sahiplenmek demektir. Sekine. O sekine ne demek tam olarak? Sekine tam o işte. Huzur o. Nereden gelecek? Sekine sakinlik. Huzur. Tamam ama sandığın donanımından veya tabutun donanımından sekine değil. Sekine var diyor. Ben tamam. Bilmem. İçindekinden kaynaklı sekine var. Fark etmez. Kurala, İçindekinden kaynaklı demiyor. Onu sen söylüyorsun. Yok ama onu kastediyor hocam. Sen öyle yorumluyorsun. Donanımı ya, kastedersek İslam dışına çıkarız. Put olur o zaman. Bilmiyorum ben. Put ama olur, put olur olmaz. O zaman. Olmaz. Kur'an-ı Kerim'in lafı. Tamam. Onda, put oluyorsa o yapıyor yani. Hayır, ben hayır, yapmıyorum hayır. Yani. Onda sizin için bir sekine var diyor. Onda. Onda derken içindekinden bahsediyor. Tamam bu sandıkta işte. Onda sandığın dedi, içindekinden. Sandık, içindeki derse İçin, hocam onda diyor demesi çünkü. Lazım. Onda diyor. O zaman ben de söylüyorum. Kitapta sizin için sekine var. Sekine var. Fi derse içinde olur. Orada yok, sen yok. Kendin yorumunu katıyorsun. Hayır, hayır. Kitapta ya, sizin için yani. Kitapta yarın sizin var. İçin bir sekine var dediği zaman siz kitabın kapağını mı kastediyorsunuz? Fi kitap derse olur. Tamam o zaman kitabın zaten. Kitabın içinde derse senin dediğin doğru tamam, olur. Ama hayır hayır sandıkta derse, diyor. Onda diyor onda işte. Derse sandığı donanımında o zaman put oldu. Tamam bilmiyorum ben put olur olmaz. Burada Kur'an-ı Kerim öyle diyorsa öyle bakacağız. Bulun hocam yani. Bakalım hocam. Bakalım onun şeyini ayetini bulalım da. İşte Bakara 248. 245.
sayfada olması lazım. 246, 247, 248 ve kâle lehum nebiyuhum. Onlara peygamberler dedi ki inne ayetin ayete mülkihi, onun krallığının işareti en yatiyekumul tabut, bu sandığın gelmesidir. Evet. Fihi sekinetun. Bak fil. İçinde demiş. Ya. Sen haklı çıktın ya, burada. Ya hocam. Fihi sekinetun min rabbiküm. O zaman içinde ne var? Söyle. İçinde ne var? Neyden huzur bulacaklar? Şeriattan. Kurallara uyarsanız diyor, sizin yaşamış olduğunuz topraklarda huzur olur, adalet olur diyor. Yaradan, Allah da bunu ifade ediyor zaten. Evet. Sandığın donanımında bir şey yok. Bunu da bakın Kur'an'da. Tahmiluhul melaiketu. Evet. Şimdi bu, mesela ben buradan yola çıkıyorum. Ve tahmiluhul melaiketu. Burada tahmiluhu taşıyacaktır. Evet. Buradan yola çıkıyoruz. Evet. Gelecekte yaşanacaktır. İnne fi zalike. Evet. Onda. Onun içinde zalike, evet. İşte böyledir. Evet. Le ayatun leküm, sizin için işarettir. Ama sizin için işarettir ne demek? Kitaptaki bilgiler hocam. Kurallar. Onu sen yorumla. Hayır, Allah Allah. İn kuntum müminun. Eğer inanıyorsanız. Evet, bu sizin için. Bu sizin için işarettir. Evet. Onu ne işaret? Sandığın ya da tabutun bir yerine bir işaret mi koydu Allah? Tahminuhul melaike işaret. Evet. Hayır, meleğin getirmesi değil. Getirmesi hayır, işaret. Hayır. İçinde ben de ölüyorum diyor. Ama ölüyorum değil mi hocam? Öyle çıkmıyor çünkü. Yani bak demin okumadan fi olursa tamam dedim. Fi olursa tamam. Yok, ben okuduğum zaman şey tamam, yapmam mı? Şimdi yani. Bir kere bak, sandıkta hiçbir şey dediği zaman evet, tamamdır. Bitti. Fihi onun içinde, içinde çünkü. Tamam. Evet. Tamam. O yüzden de ne oluyor? Demek ki sandığın içinde hiç, yani sandıktan kaynaklı bir özellik, bir motivasyon kaynağı, yok savaş kazandırma özelliği yok. Olsaydı diyelim hadi. Öyle gidelim. Tamam, öyle anlattıklarından gidelim. Yola gidelim. Şimdi sayın yönetmenimizden, yani Murat Bey'den